Avrupalı Türklerin siyaset arenası Avrupa Masası'ndan hepinize mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşam yine Avrupa Masası'nda önemli bir konuyu konuşacağız, önemli bir mevzuyu ekranlara taşıyacağız. Nedir bu önemli mevzu? Belki fragmanları seyredenler, tanıtımı seyredenler olmuştur. Efendim bu Kombasan meselesi. Kombasan meselesinde gelişmeler var biliyorsunuz. Bir zamanlar birkaç ay önce yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Rıza Alaboyun'du. Daha sonra yönetim kurulu başkanı değişti. Şimdi Haşim Şahin isminde bir şahıs yönetim kurulu başkanı oldu ve yakında da bir yönetim kurulu seçimi yapılacak. O yüzden de eski adı Kombasan, yeni adı Bera Holding'de sular durulmuyor. Ama bizimle ilgili önemli gelişmeler de var tabii ki. Neler var? Nasıl gelişmeler var? Efendim hisselerin kaydileştirmesi konusu söz konusu. Nedir bu? Ne işe yarar? Ve sizlerin faydasına mıdır? Gibi önemli konuları konuşacağız. Bu konuyla ilgili çok yakından bu meseleyi takip eden değerli avukatımız Sayın Engin İsmail Köse şu anda Skype hattımızda. Onunla birlikte size bu konuyu enine boyuna anlatacağız. Sayın Köse, iyi akşamlar. İyi akşamlar Zeki Bey. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çalışıyoruz, non-stop devam. Avrupalı Türklerle ilgili tüm meseleleri her zaman olduğu gibi yine ekranlara taşıyoruz. Bu konu önemli biliyorsunuz. Bu meclisten geçtikten sonra yasa mahkemeye veren vatandaşlarımız sıkıntıya düşmüşler idi. Efendim ne oldu? Daha sonra da mahkemeyi tanımadılar. Yani kararlar geçersiz olmuştu ama bir Bera Holding'in hisselerinin efendim borsada olmasından kaynaklanan bir durum söz konusu oldu. Bu vatandaşın lehine bir gelişme miydi, aleyhine bir gelişme miydi? Daha sonra bu kaydileştirme işine gireceğim. Borsada yükselmesi hisse senetlerinin elinde hisse senedi olan veya ortağı olan vatandaşları nasıl ilgilendiriyor, nasıl bağlıyor? Tekrar iyi akşamlar herkese. Şimdi biraz daha genel olarak baktığımız zaman, şimdi evet. 1989'da kurulmuş bir şirket. Evet. Ben 2008'den beri süreci takip ediyorum. 2008'den beri birbirinden farklı olarak tavır ve davranışlara girdik. Girmek zorunda kaldık. Neydi mesela? İşte bir süre 2010 yılına kadar Almanya'da davalar açılıyordu, kazanılıyordu. Evet. Onunla ilişkin biz de bu süreçleri takip ediyorduk. Türkiye'de bunları sonlandırmaya çalışıyorduk. Mesela o zamanlar Türkiye'de çok fazla dava açmıyorduk. Çünkü şansımız da yoktu. Arkasından 2016 yılında Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin verdiği kararla böyle bir yol aşılınca bununla ilişkin çalışmaya başladık. En son ben çok net hatırlıyorum, Kasım 2019'da bu kanun çıktıktan sonra da ona göre şekil almaya başladı. Bir tarafta şirketi yönetenler kendilerine göre şirketin varlığını devam ettirmek için eylemlerde bulunurken biz de holding mağdurları tarafında buna karşı eylemlerimizi buna göre belirliyoruz. Buna göre hareket planımızı belirliyoruz. Şimdi işin en başını da anlatırız ama bu son süreçte sizinle beraber sürekli yayın yapıyoruz. Sürekli bu konuyu yakından takip ediyorsunuz. Evet. Siz çok iyi biliyorsunuz ama belki de bugün hiç Kombasan kim, Bera kim, Yimpaş ne bilmeyen evet. seyircilerimiz olabilir. Biraz daha genel çerçeve çizersek. Evet, çizelim. 3500 tane dava varken bu davalar mecliste bir kanunla İttifak Holding, Yimpaş Holding ve Kombasan, yani Bera Holding bugünkü. Biliyorsunuz ki 2016 yılında bir isim değişikliğine gittiler. Aslında sadece isim değişikliği de değildi belki. Bir yönetim değişikliğine gitti. Dışarıdan evet. bakan insanlar tamamen kabuk değiştirip farklı bir hal aldığını düşünmüştü ama son yaşanan gelişmelerde aslında pek de bir şey değişmedi mi diye soru işaretliydi. Doğmuyor değil kafamda. Bu tabii bu 24 Nisan'dı galiba. Birden bir şirketin sanki yani altında herhangi bir evet. sebep olur da yönetimin değişmesi gerekir de genel kurulda seçim de olur da bunu normal karşılarsınız, bunu anlarsınız ama birdenbire bir artık nasıl söyleyeyim bunu içerideki bir şeyle
işlemle yönetimin değişmesi çok ilginç, çok farklı bir hal aldı iş. Şimdi ben şey demiştim hatırlıyorsanız, ben bir yayına çıkmadan önce de eski yayınlara bir göz attım. Evet. Gerçekten samimiyse Ali Rıza Alaboy'un bu şirketin kuruluşundan beri yer alan, yönetimde hiçbir imza hakkı olmamasına rağmen yer alan, o gün hiç isim vermemiştim ama artık verebilirim herhalde. Haşim Şahin neden hala orada? Evet. Onunla vedalaşsın demiştim. Çok ilginç bir şekilde kendi, Haşim Şahin. Kendisi vedalaşmış oldu. Haşim Şahin yönetim kurulu başkanı oldu. Evet. Bir diğer taraftan da bizim bakış açımızı, ben özellikle kendi açıma konuşayım. Kendi açıma tek bir cephem var. Holding mağdurları bu işten en karlı nasıl çıkarır? Ha işte zaman, yani en karlı nasıl çıkarlar? Bunu her zaman bu bakış açısıyla hareket ediyoruz. Şimdi bir taraftan baktığınız zaman Kasım 2019'da evet böyle bir şey vardı. Kanun yolu kapatıldı, davalar kazanılıyorken dava yolu engellendi. Ama o zaman çıktığım yayınlarda da söyledim. Bu dava açanların, bizim müvekkillerimizin, beni temsil ettiğim müvekkiller var, özünde bir sorun. Ama ve lakin öteki taraftan bu sorunun biz neyine karşı çıktık? Çözüm metoduna karşı çıktık. Evet. Ya bizi neden çağırmadınız? Biz de masaya otursaydık, evet, bize de sorsaydınız. Beraber çözelim. Ben istemez miyim Bera Holding büyüsün? Anadolu'nun bir şirketi, Konya, Anadolu'nun en büyük şirketi diye tanımlayabilirim şu anda. Yanlış hatırlamıyorsam bugünkü borsa fiyatıyla söylersiniz 1 milyar dolar büyüklüğünde bir şirket. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne silah yapan bir şirket. Bütün Avrupa'daki büyük araba fabrikalarına, petrol firmalarına rulman üreten, çok rulman diye çok büyük bir şirkete sahip. Ve ilk bakışta, ilk başlangıçtaki bütün yaşananların hepsini bir tarafa bırakın, gerçekten samimi ise o iyi niyetle yönetildiğinde gerçekten Türkiye'ye çok büyük değer katacak bir şirket. Ama ve lakin başa dönüyorum, iyi yönetildiğinde, doğru insanlar tarafından yönetildiğinde, Türkiye'deki insanlara da doğru anlatıldığında, Almanya'daki gurbetçilerin alın terleriyle kurulmuş çok büyük bir eserdir aslında. Peki neye karşı çıkıyoruz? Almanya'daki Türklerin alın terleriyle kurulmuş büyük bir eser, birilerinin babasının çiftliği olmasına karşı çıkıyoruz. Evet. Her zaman böyle. Yimpaş'ta da böyle. Evet. Çok ilginç bir şekilde hep Yimpaş'ta Bera'yı karşılaştırırken, ya işte kanun çıktı ama bir taraftan da borsada işlem görüyor. Ben onları da yapıyorum ve rakamları da biliyorum. Şimdi herkes için %70, %60, %65 diyemem. Evet. Diyemememin sebepleri hesaplamadım. Şimdi hem hisse senedi fiyatı değişiyor, hem bir taraftan euro kuru değişiyor. Ama bir şekilde holding mağdurları da eğer akıllı olur ve profesyonellerle doğru bir şekilde yönetilirlerse bir çıkış kapısı, bir çıkış umudu doğmuştu. Evet. İtiraz ettiğimiz dünkü gibi değildi gelinen nokta. Ama biz Yimpaş'ta Bera'yı eleştirirken Yimpaş'a da halka açın, Yimpaş'a da bu şekle getirin diye Bera'yı örnek gösterirken, Bera Holding'de 1989'da bu şirketi kuran, daha bu işin en başında, evet, olan kişinin tekrar yönetime gelmesi açıkçası kafamı da çok karıştırdı. Bera Holding yatırımcılarının, şimdi borsadaki yorumları falan da okuyorum, onların da bir flu, bir ortada bir grilik var, neler oluyor diyor, herkes birbirine soruyor. Şimdi benim geçen hafta yaptığım önemli bir görüşme var. Ben Ali Rıza Bey'le Ankara'da gidip görüştüm. Evet. Olay yani 13 yıldır takip ettiğim bu şirketin de kimin ne olduğunu az çok biliyorum. Ve anladığım kadarıyla işte şimdi sürekli olarak söylüyorum ya, şeffaf bir şirket, borsada işlem gören bir şirket, bütün eylemlerinden, işlemlerinden haberdar olduğunuz bir şirket. Şimdi bakıyorsunuz, bizim itiraz ettiğimiz zaman 3500 dedim ya, o davaların %85'i kapatılmış. Yani davalardan feragat etmiş dava açanlar. Çünkü kendilerine avukatlarla beraber oturup şöyle bir karar vermişler. Yani biz buradan kaydileştirerek paranın belli bir kısmını alıyoruz. Bugün aldığımız para, yarın alacağımız bu dava artık çok da yoruldu insanlar. Daha daha iyidir şeklinde bu davalar geri çekilmiş. O zaman bir çözüm yolu açılmışken neden bu değişiklik? Anlamadım. Ben
içerideki bir hesaplaşmadan kaynaklı. Biz işte bu davaları, sorunları da çözdük. Biliyorsunuz Ali Rıza Bey'in siyasi bir tarafı da var. Eski Enerji Bakanı, işte eski Aksaray milletvekili. Artık bu şeye de ihtiyacımız kalmadı tarzında bir yaklaşımla mı bilmiyorum. Tekrardan bu eski, yani ben... Peki şöyle söyleyeyim mi Sayın Köse? Şöyle olmuş olabilir mi? Bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Eski bakan ve siyasetçi ve eski Maliye Bakanı ile münasebetleri iyi. Bu yönetim de bunu biliyor. En azından vatandaşların önünü kesmek için meclisten efendim bu yasa çıkartılması için onu da kullanmış olabilirler mi? Ve onu kullandıktan sonra tamam senin misyonun bitti, sen bu işi engelledin, yasa çıkarttın. Artık sana güle güle, senin de işin buraya kadar mı dediler? Yani öyle bir durum mu söz konusu, olabilir mi yani? Olabilir. Öyle dedilerse ortadaki durum ne? Şimdi burada ben holding mağdurlarının çıkarlarını konuşuyorum. Hep böyle konuştuk. Bizi X kişisi, Y kişisi ilgilendirmez ki. Holding mağdurları bir çıkış kapısı buldu, onu kapatalım demektir bu. Evet. Açık konuşayım. Yani şimdi diğer davalarımla, müvekkillerimle yürüttüğüm ilişkiyle biliyorsunuz ben Borsa İstanbul'a çok yabancı bir adam değilim. Evet. Aldığımız edindiğimiz izlenim bunun çok büyük bir, yani bakın ortadaki şirket bir yılda %700 kar etmiş. Gerçekten bütün spot ışıklarının birden kendisine çevrilmesine sebep olmuş bir şirket. Yabancı yatırım fonları tarafından. Şimdi hep bizim kafamızda şey vardı ya, 90 bin küçük ortaktan oluşan Kombassan bir kabuk değiştiriyor. Evet. Kaydileştirme yapıldıkça eski ortaklar yeni ortaklarla değişiyor. Artık borsada işlem gören, fonlar tarafından takip edilen, önem verilen bir şirket. Böyle olunca ve ben yani tamam biz hep karşı çıktık. Kanundan dolayı çok, neden bize sormadınız, neden böyle bir hareket yaptınız diye çok İtiraz ettiğimiz noktalar oldu. Ama geçen yayında da söyledim. Yiğit'in de hakkını vermek lazım. Şirket kötü yönetilen bir şirket değildi. Evet. Yani %700 kar etmesi durup dururken bu kadar büyük bir şirket için borsadaki işlemle, manipülasyonla yapabileceğiniz bir şey değil zaten. Şirketin iyi yönetilmesi konusunda bir sıkıntımız yok. Bizim meselemiz o Moody'lerin 90 bin civarındaki holding zedelerin, Kombassan zedelerin, Bera Holding zedelerin vermiş olduğu paraların geri verilmesi konusuydu. Biz bunun mücadelesini verdik. Tabii ki iyi bir yönetici olabilir Sayın Alaboyun ama milletin de paralarını kimsenin gasp etmeye hakkı yok. Tabii ki. Ama velakin şimdi dava yolu da kapandıktan sonra ortada geri çıkan çıkış kapısı şirketin iyi yönetilip borsadaki fiyatının yükselmesi. Yani ben aşağı yukarı ortalama şöyle söyleyebilirim. Borsadaki hisse değerinin 45-50 TL ya da işte belki şeyle, bedelsiz sermaye artırımıyla daha farklı hesaplamalar da çıkar ortaya ama biraz daha yükselmesi halinde en azından 99-2000 yılında insanların yatırdıkları paraya denk gelecek bir yola giderken şimdi bu şeyi anlamıyorum açıkçası. İçerideki bu hesaplaşmayı anlamıyorum. Şimdi biraz değişik bir şey anlatacağım. Ben bir zamanlar Konya'da Kombassan'ın, o zaman adı Kombassan'dı zaten. Kombassan'ın avukatlarına şey demiştim. Ya bu İstanbul'un günahını alıyorsunuz, Bizans oyunu, Bizans oyunu diye. Evet. Yani bu Konya'daki, Karaman'daki Bizans oyunları da bitmiyor. Şimdi bu insanların, bu şirketin üstünde bu kadar söz söyleme hakları nereden doğuyor? Yani binlerce, %10, %15 ortağı mı, %20 ortağı mı? 1999'da muhasebeci olarak girdiği şirketin sahibi mi zannediyor insan kendini? Bilmiyorum. Şimdi muhasebeci mi? Muhasebeci giren mi şu anda yönetim kurulu başkanı? Evet, bir tanesi. Onlar başkan değil. Hayır. Haşim Şahin, yanlış hatırlamıyorsam bu işin hep öndeki ismi. Haşim Bayram'ın da akrabası, evet, olması lazım. Haşim'le. Başkan yardımcısı. En başında kurulduğu günden beri başkan yardımcısı ve 2016'da Ali Rıza Alaboy'un tekrar şirketin yönetimine geçiyor. Kendisi yine başkan yardımcısı ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim. İmza yetkisi yoktu. Ona rağmen şimdi tekrardan Haşim Şahin, ben şöyle anlıyorum. 2016'da farklı bir açılıma gidiliyor. Ondan sonra bu açılımla beraber siyasilerden de Ankara'dan da destek alınıyor. Diyor ki biz bu şirketi değiştireceğiz. Bu şirketi geliştireceğiz. Sonunda da
mağdurlar da şey yapacak, borsada hisselerini satarak paralarını geri alacaklar. Biz böyle bir açılıma gidiyoruz ve ben şeyi de biliyorum, yani şirket yönetimi için yaptığı hamleleri de biliyorum ve çok da mantıklı, doğru buluyorum. Böyle bir açılıma giderken bu ne demek biliyor musunuz? Bera'dan vazgeçtik, tekrar Kombastan'a dönelim demek. Yani Bera'dan vazgeçtik, tekrar Kombastan'a dönelim demek. Biz Yimpaş'ı halka açıp da Bera Holding seviyesine çekmeye çalışırken bunlar aman aman hiç gerek yok, biz de Yimpaş gibi tekrar içine kapanalım, küçük olsun, bizim olsun hesabı demek. Evet. O açık açık böyle. Yani ben, peki yani, Sayın Alaboy'un, Alaboy'un bu işte aslında mudilere, hisse sahiplerine hisselerin arttırılması veya artmasıyla ilgili bir iyilik yapmış mı oldu? Ona mı geliyoruz şu anda? Mevzu ona mı geliyor? Ya, matematiksel hesap şu. 2016 yılına kadar hisse, yanlış hatırlamıyorsam 2012 yılında ilk borsaya açıldığında, evet. 30 Kasım 2012 olması lazım. 2012 yılında ilk borsaya açıldığında 36 TL'den 1 liraya kadar düşmüşken 2016'da. Şimdi 1 liradan alıp da buralara çıkınca tamam, matematiksel hesapları var, işte bedelsiz sermaye artırımı çok daha fazla olması lazım senin değeri, ama yani bu tarafa, bu şey de kapta sürekli açıklanıyordu. Aşağı yukarı 15 günde bir, 10 günde bir 130 kişi, 140 kişi gelip parasını alıyordu. Bir taraftan bir çözüm başlamıştı yani. Hatta biz farklı metotlar, işte madem borsada artık şeysiniz, borsada bu şirketin yatırımcısınız, siz alın terinizde kazandığınız bir para, bundan vazgeçmeyin. Hatırlıyorsanız söyledim, hisse o gün 25 liraydı. Sizle konuştuktan, evet, bir hafta sonra, 10 gün sonra 35 liraya çıktı. Yani evet, el bombası değil bu, bir değerli bir şey. Bunu yönettirin. Bunun mantıklı, doğru yolu, burası sizin bildiğiniz bir su değil. Nasıl avukatlarımız elinizden tuttuysa kendinize danışman tutun, portföyünüzü yönettirin, bu hisseleri değerlendirin, bu işten en hızlı, en kolay böyle çıkarsınız diye yol haritaları çiziyorduk. Neden? Çünkü dediğim gibi biz de her zaman yeni planlarımızı, yeni oyunlarımızı konjektüre göre belirliyoruz. Eğer borsada şimdi 2 lirayken %10'dur karşılığı o zaman yatırdığı paranın aşağı yukarı. %10'u yönettiremezsiniz. Ama %60, %70'e çıkmış bir rakamda onu değerlendirip bu işten çıkabilirlerdi. Biz ona göre kafamızı patlatıyoruz. Ona göre ne yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl bu işten çıkabilirler diye uğraşırken birileri rahatsız oluyor demek ki, yani bir şirketin iyi hale gelmesinden. Şimdi şirket kabuk değiştiriyor. Belki de bir doğum sancısı. Evet. Şirket eski yüklerinden kurtuluyor. Biz tamam, hep en öndekiler. İşte Haşim Bayram varken Haşim Bayram'ı, Ali Rıza Alaboy'un varken Ali Rıza Alaboy'u görüyoruz, ama benim anladığım kadarıyla 2016'dan 2021'e kadar da şirkete tam bir hakimiyet sağlamış değil. Belki de bunu şöyle yorumlamamız lazım. Artık yeni genel kurulda tamamen yepyeni bir ekiple, yepyeni bir bakış açısıyla hareket edeceğini anladıkları zaman böyle bir oyun yaptılar diye düşünüyorum. Ben öyle yorumladım açıkçası. Peki buna rağmen hisse sahipleri, yani geleceğiz yine o mevzuları konuşacağız. Yani şu anda orada bir yani Ali Rıza Alaboy'un, sayın eski bakanımızı kullanılmış, işte senin işin bitti, bundan sonra hadi güle güle der bir pozisyonu var burada. Yani bunu Haşim Şahin meclisten bu kararı çıkarttıramazdı. Onu söyleyeyim. Yani Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Sayın Alaboy'un bu meclisten bu kararı çıkarttı ve büyük tepkiler aldı. Tabii vatandaşlar mahkemeye vermişti, paralarını alıyorlardı. Ama onun da söylediği şu vardı. Ya biz bu paraları ödersek ortada Kombassan diye bir şey kalmaz ve biter demişti. Yani şirketin gücü biter, zayıflar ve hiç kimseye yar olmaz diye böyle şeylerde, açıklamalarda da bulunmuştu. Tabii biz o zamanlar Sayın Alaboy'unu çok eleştirdik de. Ama yani sonuçta vatandaşın hakkının yenilmesi, gasp edilmesi gibi bir mevzuydu bu. Ama hisse senetlerinin, ki onun spekülasyonları da vardı o zaman, işte borsaya gireceğiz, hisseler artacak, efendim yabancı şirketlere satılacak, bu çok kar eden bir şirket haline dönüştürüldü falan filan. Baktık ki dönüştürüldü gerçekten. Hisse senetleri arttı. Ve bu sefer de Haşim Şahin, bir dakika biz bu işi artık ayağa kalktı, şahlanıyoruz. Ali Rıza Alaboy'una ihtiyacımız yok. Şunu bir kenara itelim hele. O misyonunu tamamladı.
efendim bizim yapamayacağımız şeyleri yaptı. Şimdi biz devam edelim mantığıyla bu işe girmişse bile vatandaşın lehine bir olay meydana çıktı bu arada, değil mi yani? Yani bu borsadan dolayı. Tabii ki tabii ki, yani böyle devam etseydi yani şimdi uzmanların çizdiği, şimdi bunları konuşmak çok zor. Yani hisse evet. Şu fiyata gelecek, bu fiyata gelecek söylemek çok zor ama belli bir öngörü de yapabiliyorsunuz. Yani şimdi biraz önce söyledim, 40 liralara çıktığı takdirde aşağı yukarı bu iş kapanmış oluyordu yani. Tabii ki şeyi hesaplayamazsınız. Bakın hep söylüyorum yani 2000 yılında yatırılmış paranın 2000'den 2020'ye kadar değerlemesi, ekonomisini falan saymıyorum. Artık ya, bu işten karlı çıkılmaz zaten. Zaten karlı yani çıkmak istemiyor ki insanlar. Verdiği paranın %60'ını %70'ini alsın yeter diyor adam ya. Yeter yani, ana paradan da vazgeçti. Bayramdan önce Eskişehir'de, evet, ismini hatırlamaya çalışacağım. Hatırlayamadım ama 72 yaşında bir holding mağduruyla konuştum. 72 yaşında bir adam. Ya ben diyor varım yoğumu buraya verdim. Ne alacağım dedi. Alacağı para da 400 bin lira civarında para. Bir tane ev alayım be kardeşim bu paraya ben dedi. 72 yaşındaki adam. Yani bu bir şeydir, anlıyor musunuz? Öteki tarafta 130 bin kişiden para toplayıp 30 bin kişisini yazmış adam. Hiç peki şey bu 400 bini nasıl aldı Sayın Köse? Nasıl aldı? Onu bir tarif edelim. Yani bu adam yani bu ne karşılığında aldı? Kaydileştirdiği, daha sonra satışa mı sundu veya siz mi bu işi nasıl yaptınız? Yani şey nasıl? Yol haritası nasıl bu konuda? Yol haritası şöyle. Ellerinde Kombastan hissesi var. Ellerindeki Kombastan hissesini bunu Türkçeleştirerek anlatıyorum. Bera Holding hissesiyle değiştiriyorsun. Evet. Onun bir hesabı var. Şu an 8 ile çarpılıyor ama ileride bedelsiz sermaye artırımı yaparsa, başka bir şey olursa çarpımı yine değişecek. Evet. Yani ellerindeki Kombastan Holding hisselerini kaydıraştırıp borsada satarsa ya da değerlendirirse direkt olarak paraya çevirebiliyor. Ama biz bunu da ya kardeşim yangından mal kaçırır gibi yapmayın. Bu iş profesyonelce bir iş. Evet. Bu işi satmak bile uzmanlık istiyor. Evet. Yani al hemen götür hemen sat gitsin de satamazsınız da yani. Ha bir de ortalıkta varmış böyle piyasada işte biz alalım verelim işinizi yapalım diyenler de varmış. Yani bu iş bir de diğer farklı bir olaylara da döndü. Yani mesela siz bu işi uzun zamandan beri takip ediyorsunuz. İnsanların bu konuda en az zararla nasıl paralarını geri alabilirler, bunun mücadelesini veriyorsunuz da. Başkaları da çıkmış işte biz de verin. Yani o siz 8 ile çarpıyorsunuz da aşağıya, daha aşağı fiyatlara alarak vatandaşına ya lanet olsun vereyim gitsin diyen insanlar var bu konuda. Onlardan bunları alma gibi durumları da varmış. Nedir bu konuda durum? Tabii tabii. O zaman işte yayında da söyledim. Yani Kombastan'dan paranızı kurtarıyoruz diye mesaj atıyor. Evet. Ya neyi kurtarıyorsun? Hesabı belli, kitabı belli, kaç lira alacağım belli, nasıl olacağı belli, işten belli, her şey ortada. Evet. Yani bizim bilmediğimiz neyi yapıyorsun, neyi kurtarıyorsun yani, öyle bir şey yok. Evet. Ama sıkıntı nerede? Yani gurbetçi zaten söylüyorum ya, sizin yüzeceğiniz sular değil buralar. Yani. Evet. Bilmiyor. Aa, adam diyor ki zaten yolda bulmuş gibi oldum. Ne veriyorsun? 100 bin eurosu 25 bin euro gönderiyor. Yani bu affedersiniz de o zaman da biraz sert mi oldu bilmiyorum. Bu dolandırıcılıktan başka bir şey değil. Evet, üçkağıtçılık diyelim. Üçkağıtçılık vatandaşı daha fazla ezmek demek. Ama normal şartlarda 100 bin euroya ne kadar alabilir? Sizin mesela diyelim ki 100 bin eurosu var. Kaydileştirdiği hisse, Bera Holding hisse senedini ile değiştirdi. Ne kadar alabilir? Bakın oradaki şu şartlarda. Ana parametremiz yatırılan para değil. Ana parametremiz elinizde kaç tane hisse oldu? İşte ne kadar hisse var diyelim. Ya kabaca, çok kabaca söyleyeyim. Yani %60, %65 değişir ama şeye göre değişir. Kombastan mesela Lüksemburg'daki şirketin hissesi de olabilir elinde. Hmm. Bakmak lazım, hesaplamam lazım. Çok kabaca yani o hesap hem euroya göre değişiyor, hem borsadaki hisse senedine göre değişiyor. Anlık bir şey, günlük bir şey o hesap yani. Ama kabaca %50'den fazla, %60, %65, kimine göre %70, çok daha değerli birisi 85 falan da çıkabilir. Yani hisse senedi ve euronun değerine göre, eğer euro mesela diyelim ki bugün 10 liraysa, olmaz ya 9 liraya düşerse hesap çok daha farklı bir hesaba gelir. Olmaz ya, evet, olmaz ya, düşmez ya. Aldı başını gidiyor, düşmez daha aşağıya. Evet, doğru. Şimdi peki bu şeyi diyorum ben. Şimdi normal hisse senedi yok ama
Mesela yani şey borsa senedi yok diyelim, hadi ellerinde lot mod herhangi bir şey yok. Ama hissesi var normal yani şeyden SPK'da kayıtlı hisseleri var, hani mahkemeye verdik ya. Onlar hangi işleme tabi tutulacak? Onu söyleyeyim. Direkt lotu olanlar var elinde. Onları biliyoruz. Onlar hani bir zamanlar onlara demişlerdi ki borsaya işte borsa bizi şu kadar karşılığında borsa senedi vereceğiz size falan demişlerdi. Bir o var. Bir de hisse senedi olanlar var. Yani daha henüz borsaya girmemiş, ellerinde hisse senedi. Nasıl yol izleyecekler bu vatandaşlar? Nasıl bir kaydı iyileştirme işlemi nedir? Bu kaydı iyileştirme ne önce? Onu bir söyleyelim ya. Kaydeleştirme işlemi aslında bir şeyde yani bütün şirketler için artık sorumluluk. En son 21 Nisan'da Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı tebliğden sonra ister sermaye piyasası kanuna tabi olsun ister olmasın hamile yazılı hisse senetlerinin hepsinin kaydeleştirmesini zorunlu kılıyor artık devlet. Kaydeleştirme işlemi demek o eski sistemdeki, eski düzendeki işte dedelerimizin, babalarımızın kasalarında sakladıkları şirket hisselerinin artık bir anlamı kalmadı. Yani yeni dünyaya geçiş. Şey diyor ki, devlet diyor ki ben hepsini göreceğim kardeşim. Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Bileceğim ben. Mesela genel kurulda oy kullanamıyor şu anda kaydeleştirme yapmayan. Ha. O genel mesela kurulda, o yüzden çok önemli. Çok önemli. Mesela şimdi diyoruz ki işte biz Yimpaş'ta yönetim değişikliği istiyoruz. Evet. Biliyorsunuz kurduğumuz dernekle Yuvak Derneği'nin faaliyet alanlarından bir tanesi. Arkadaşlarımız geldi. Yozgat'ta şey yaptık. Bir taraftan çalışıyoruz. Derneğimize birçok Yimpaş mağduru katıldı bunun için. Ama onlar da eğer genel kurulda söz sahibi olmak istiyorsak önce yapmamız gereken şey bu şekilde hisse senetlerinin kaydeleştirmesini sağlamak. Bu ne demek? Bu şuradan geliyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu bir anonim şirket. Takas Bank bir anonim şirket. Borsa İstanbul bir anonim şirket. Bu şekilde o basılı hisse senetlerini onların envanterine sokup, onların denetimine sokup burada Borsa İstanbul'da işlem görebilecek hale getirmek demek. Bu da bir prosedür. Bunun için bir dava falan açmanıza gerek yok. Ama bu da bir takip edilmesi gereken bir prosedür. Budur kaydeleştirmek kabaca. Yani o eski ellerinde bulunan o kağıtları da kaydeleştirebiliyorlar. Yani geçen... Evet. Onu alıyorsunuz, götürüyorsunuz. Veriyorsunuz şeye. Kombastan'a, Bera Holding'e. Holding diyor, tek başına gitmesinler. Orada Bera Holding de diyor ki bu Ahmet Bey'in 300 Kombastan senedi, 2400 Bera senedi yapar. Bir mühür basıyor. Götürüyorsunuz bu işlemi yapan Menkul Değerler Şirketi'ne. O Menkul Değer Şirketi bütün prosedürü tamamlıyor. Kamu aydınlatma platformunda ilan ediliyor. İlan edildikten bir hafta sonra da işlem görebilecek hale geliyor. Yani kesin kaydileştirdikten sonra isterse vatandaş borsa hisse senedini satarak parasını geri alabiliyor. Ama bunu yalnız başına yaparsa eğer veya yapmaya kalkarsa yine sıkıntı yaşayabilir. Şimdi yine avukatlara burada iş düşüyor. Yani sizin gibi bu işi bilen, efendim takip eden. Yani vatandaş %60, %70 alacağına, bazı yerlerde belki %35, %40 gibi düşük rakamlar da alabiliyor. O yüzden de bu işi çıkar meselesi haline getiren dolandırıcılar, üçkağıtçılar da var piyasada, ben de biliyorum. Yani evet. 60 bin euro alacaksa vatandaş, diyor ki ben sana alırım işte 40 bin eurosunu alıyor. 20 bin euro da langırt köy sandığına yani. Şimdi kabaca bir hesap yapalım. Diyoruz ki 1.2 milyar euro para toplanmış. Evet. Yarısı da kaydeleştirilmiş. Evet. 600 milyon euroluk bir pazardan bahsediyorsunuz. Tabii ki insanların iştahları kabarıyor. Evet. Diyor ki işte ben de buradan 2 kişiyi 3 kişiyi yapsam giderim Kayseri'de bir ev alırım falan mı diyor, düşünüyor. Bilmiyorum ki. Ya o kadar kolaysa yani, ben gelim yapayım ya. Yani o kadar o kadar yani, kolay mı ya? Sizin söylediğiniz gibi düşünmemeleri lazım insanların. Ben kendi çalışma şeyimden örnek vereyim. Ben bir süreç yönetimi olarak düşünüyorum. Ben tatmin olmuyorum %60, %70 ile almasını. Evet. Ben benimle çalışan insanların hiçbir tanesine hemen yarın gidelim satalım hiçbir zaman demedim. Bu süreci yönettirin. Profesyonellerle çalışın. Evet. Bu elimizdeki ya az bir şey değil. Yani genelde bu rakamlar ortalaması 30 bin euro, 20 bin euro civarında. Çok daha fazlaları da var. Az rakamlar değil bunlar. Yani özellikle Türkiye
İşte euro ile çarpıp da Türkiye'de düşündüğünüz zaman 400 bin lira dedim yani. Olduğu işte ne bileyim Afyon'dan, Kütahya'dan ev alınabilecek rakamlar bunlar. Bunlar öyle hemen vazgeçilecek şeyler değil ki. Şimdi reklama gireceğim ama reklam arasından önce bir şey söyleyeceğim. Şimdi vatandaş her şeye rağmen, bütün bu sıkıntılara, yasaların çıkmasına rağmen, bu yeni gelişmelerden dolayı hisse senetli borsa, BERA Holding'in hisse senetlerinin efendim değer kazanmasından sonra ellerindeki evraklarla en azından efendim verdikleri paranın %70'ini, %60'ını, %80'ini geri alabilecekler mi? Bunu mu söyleyebiliriz? Reklam arası vereceğim. Diyebilir miyiz böyle? Evet. Reklamdan sonra daha net de konuşuruz. Bu tamam. Son gelişmeler çok önemli değil aslında. Evet. Tamam, o zaman reklamlardan sonra bu konuyu konuşalım. Çünkü önemli. Artık alacaktık, verecektik, gidecektik. Ama sevgili seyirciler, gerçekten Kombasan Zedeler veya BERA Holding Zedeler için önemli gelişmeler bunlar. Bilmekte fayda var. Nereden nereye geldik? İnşallah böyle devam eder. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Bir tüperlaktan yepyeni rengarenk ve eğitim... Sadece polis tarafından değil, aslında her alanda şiddete maruz kalıyor Türkler. Almanya'daki en büyük ticareti Avrupa ülkelerinden Türkiye ile yapıyor. Avrupa'nın gündemi, gelişmeleri, siyasi hareketliliği... Yani ulusal medyaya baktığımızda ben gidişatı çok kötü görüyorum. Avrupalı Türkler üzerinde oynanan oyunlar ve yabancıların toplumdaki yeri... Irkçılık Avrupa'da ve özellikle Almanya'da bir artış gösteriyor. Halkın içinde bir ırkçı duruş var. İş dünyası ve girişimcilik, Avrupa'da şirketleşme ve şirket kurmanın yollarını... ...nelilendiren dosyalar bir yılda çıkabiliyorken şimdi 1,5-2 yıl bekleyen, 3 yıl bekleyen dosyalar var. Şirketlerin yeniden yapılandırılması... Özel krediler alındığı zaman 2 haftadan 30 güne kadar geri çevirme hakkına sahipsiniz. Şirket iflaslarının ticari ve hukuki boyutlarını tüm yönleriyle stüdyoda açıklığa kavuşturuyor. Almanlar da Avrupalılar da daha çok hesap kitap yaparlar. Fizibilite vesaire o konuda iyidirler. Türkiye'deki yerleşik şirketler nasıl Avrupa'ya açılır? Türk iş adamlarımızın kesinlikle Türkiye'de buraya yatırım yapmasını istiyoruz. İş dünyasının genel problemleri, Avrupa'da ticari oturum alma yolları ve devlet teşviklerinin detayları. Bay Emlakçı, gayrimenkul sahibi olmak istiyorsanız bu programı kaçırmayın. Avrupalı Türklerin emlak sahibi olarak Avrupa veya Türkiye'deki emlakları ile ilgili sorularına cevap bulmalarını sağlıyoruz. Sigorta, vergi, kredi, sosyal haklar, devlet teşvikleri, inşaat ve tamirat hukuku gibi tüm sorularınızın yanıtları bu program. Gurbet Ekspresi programının bu haftaki program konusu. Wir bieten an MPU. Burada benim hiçbir akrabam yok. Belçika'ya, Hollanda'ya da gidip geliyoruz yani. Dini kuruluşsa dini kuruluş işini yapsın. Geri kalan %80'lik Türk toplumu nerede burada? Sorular alalım. Sorular da verelim. Burada para toplandı babalarımızdan. Firibeyli'de Dayımgil var, Naci Dayım var, Fadi Bimgil var. Bizi izlemeye devam edin. Size geliyoruz. Ya hay ya hü. Yeter ki kapıya gel. Açılır teker teker. Bizden niyaz eylesen seher yeri. Kul hakka 4 kapı 40 makamda erer. Yolda püro himmet dediklerinde ol önce hizmet derler. Gel marifet öğren, gir gönüle nazar eyle. İzleyenleriyle son nokta, son peygamber, son din ve bunun tümünün adı Yüce İslam. Konuklarıyla Hazreti Muhammed Mustafa diyor ki ben nebiyken Adem çamur ile balçık arasındaydı diyor. Deyişleriyle. Çünkü onlar fitnenin ve fesadın kurbanları olmuşlar. Ehl-i Beyt'in hepsi. Nefesleriyle. 4 kapıdan sırrı hakikate ermeye çalışıp, şeriat gemisiyle tarikat denizine açılıp, marifet damlacığıyla hakikat incisini bulanlara karışacak. Gaflet uykusunda
yatar uyanmaz. Avrupalı Kadınların Sesi Kadınca. Her hafta Avrupa'da toplumu ilgilendiren önemli konular ile karşınızda olacağız. Haber, magazin, moda, sağlık, güzellik, eğitim, yemek, kültür ve sanat. Tarihe bakış, dünden bugüne, bugünden yarına bakıştır. Düne bakmak, bugünü görmek, yarına varmak yoludur tarih. Sevdanın şafağı da söktüğü zaman. Türkiye'nin her yerinde ayrı ayrı duygular yaşatacak bir duygu şöleni. Kumdan kuma savuruyor yer beni. Ağlama yar, ağlama anam. Nerede Türk adı varsa oraya doğru akın. Ya Allah, Bismillah, mutlaka zafer yakın. Avrupa'nın ortası Almanya'da Anadolu rüzgarı tüm renkleriyle esmeye devam ediyor. Çanakkale içinde vurdular beni. Burası huşur, yolu yokuşur. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm. Üsküdar'a gidelirken bir mendil buldum. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklali. Uluslararası alandan Türk bestecilerinin eserlerini yorumlayan, kültürümüzü dünyaya en iyi şekilde tanıtan tek orkestra grubu. Turkish Chamber Orchestra. 276 opus eseri, 19 senfoni bestesi ve 40 yıldır Köln Senfoni Orkestrası'nın şefi. O Betin Güneş. O Avrupalı bir Türk. O artık sizinle. Avrupa'nın arabesk ve fantezi kralı Ersoy Dinç, Kanal Avrupa ekranlarında. Güzel gözün varsa al canım senin olsun. Müzik, eğlence, birbirinden değerli konuklar bu programda. Karadeniz rüzgarı Kanal Avrupa'da esmeye devam ediyor. Oturun otulanlar, otuzu dolduranlar, eylesin bana yardım sevdadan kurtulanlar. Avrupa'daki Karadeniz derneklerinin misafir olacağı Karadeniz Show, Karadeniz'in sesi olacak. Horolda bulur seni. Bazen hüzünleneceğimiz. Medel o feridem, düşür diler tuzam. Bazen de oynayacağımız bir program. Yaktı beni kaybanla, sevup da alamazsam. Ne faydası var bana? Amanım gel 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 aslan Mustafa mamma. Haydi gel gel garip başlı yarim vay vay. Spor Avrupa konu ve konuklarıyla gündeme dair tüm gelişmeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Profesyonellik eksikliği var bizde. Bir sezonu bitiremedi bir takımda ya. Böyle bir şey olur mu ya? Gönül ister ki daha çok futbolcular milli takımlara kazandırılsın. Sen kuralları uygulayacaksın arkadaş. Tamam mı? Türkiye'deki hocaların %98'i yabancı dil bilmiyor. O zaman evet. Sen yoktun orada kardeşim. Gençler, reklam arası sonrası beraberiz. Aslında güzel gelişmeler bunlar. Demin program reklam arası vermeden önce Sayın Köse'ye bir şeyler söylemiştim. Bir mevzuyu. Bakalım o konuyla ilgili konuştuktan sonra tekrar bir mevzu daha var. Onu da söyleyeceğim. Önemli aslında. Yani güzel gelişme bana sorarsanız. Yani en azından o zaman verilen, elden giden, unutulan
artık unutturulmaya yüz tutan paraların belirli bölümünün geriye alınacak olması sevindirici bir haber. Yani mahkeme şu bu uğraşmadan vatandaşlar paralarını yatırdıklarının en azından büyük bir bölümünü geri alacaklar. Değil mi Sayın Köse? Evet, bu şekilde bir yola çıkılmıştı. Bu şekilde devam ediyordu. İşte söylediğim gibi profesyonellerin de öngörülerinde daha da şirket iyi yönetildikçe, kar ettikçe belki önümüzdeki yıllarda ellerinde tutan yani bütün Vera Holding ortakları kim bunlar? Birden fazla. Yani herkes sadece 2000 yılında yani bir kabuk değişikliği var. 2000 yılında para yatıranlardan oluşmuyor artık Vera ortakları. Vera ortaklarının arasında yayında da söyledim ya Philadelphia'daki itfaiyecilerin fonları var. Yani bir yabancı ortakları var. Borsada zaten şeyle bakınca genel kurula girenlerin hazirin cetvellerine bakınca yani rakamları hatırlamıyorum ama çok yüksek miktarda. Zaten davalarla ilgili kısım çözüldükten sonra birden değerlenmesi kendi değerini buldu diyebiliriz. Oradaki Vera Holding hisselerinin değerinin düşmesindeki en büyük etken davalardı. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi evet Ali Rıza Alaboy'un değil yani herkes bunu söylüyor. Bu dava yani bir şirkette 150 tane 200 tane dava açılıyor her ay ve bu davalar açanlar kazanıyor. Bu şirketin batması kadar doğal bir şey yok gayet doğal doğruydu. Ben hiçbir zaman niye çözdünüz niye müdahale ettiniz demedik. Müdahalenin usulüne karşı çıktık biliyorsunuz. Ben de çözülmesi gerektiğini. Evet bunu bütün gören gözler söylüyor zaten. Bu da çözülmüşken yine insanlar bu şekilde kar payı da aldıktan sonra bence çok da en başındaki şey şu değil miydi? Anadolu Kaplanı yaratacağız. Evet, evet. Anadolu'da bacalar tütecek. Ağır sanayi hamleleri yapacağız. Bakın yatırımlarına. Yatırımları da öyle. Rulman üretiyor. Yani şeyde kağıt sektöründe 2 numara basit bir şirketten konuşmuyoruz. Herhangi bir şeyden konuşmuyoruz. Gerçekten güçlü bir şirket ama iyi yönetildiğinde daha da güçlü olacak. Daha güçlü olduğunda kim kazanacak? Tabii ki ortakları kazanacak. Ve ortakları sadece dediğim gibi bu 90 bin şeyden oluşmuyor artık. Yani ama bu ortakları kazanacak derken bu kaydileştirme işlemini mutlaka yapmaları gereken ortaklar kazanacak. Hala beklemekte bir fayda yok. En azından kaydileştirmeyi yapmak lazım ki efendim borsada işlem gören veya satmak istediğiniz zaman ki bunu tek başınıza yapmanız da iyi değil. Demin de söyledim ortada üçkağıtçılar var, dolandırıcılar var. Kelepir fiyatı ellerinizden alabilirler. O yüzden de bu işi bilenlerle yapmanızda fayda var. Her zaman söylüyoruz bir işi bilenle yapın, bilmeyenle değil. Bilenle yaparsanız zarar görmezsiniz. Doğru mu? Tabii ki öyle. Bir taraftan da bakın şimdi şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Yani bunda şu mantığı değiştirmeleri gerekiyor. Bir kere sıfatlarının ne olduğunu farkına varacaklar. Anonim şirket ortağı nedir? Anonim şirket ortağının hakkı nedir? Anonim şirket ortağının temel 2 tane hakkı var. 1, yönetimde söz sahibi olması. Peki size soracağım şimdi. Genel kurulda yönetimde söz sahibi oldu mu bu şirketin gerçek ortakları bugüne kadar? Hayır. Nasıl olacaklar? Evet, nasıl? Beraber hareket ederek olacaklar. Hep söyledik, dedik ki bakın bu şirketin gerçek sahipleri Almanya'da alın teriyle kazanarak getirdiler bu parayı koydular. Onların da yönetimde söz hakkı olsun. Şimdi 9 kişi, 7 kişi, kaç kişi ise bu şirketin tamam diyelim ki belli bir profildeler şirket yönetecek. Ya işte bizim profili yok. Peki 4. nesil, 5. nesilden temsilciler göndersin. Ben şeyde eğer açık konuşayım bu son yönetim oyunlarının çok etkili olacağını düşünmüyorum. Zaten pazartesi günü seçim var. Bu seçim şeyden Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklı gerekli bir çoğunluk sağlanamazsa Haziran ayının ortalarında yeniden seçim olduğunda ben Ali Rıza Bey'in tekrardan seçileceğine inanıyorum. O şekilde bir destek göreceğine inanıyorum. Çünkü bütün ortakları, bütün yatırımcıları ister borsada sonradan almış olsun, ister yabancı fonlar olsun
hepsi gidişattan gayet memnunlardı. Memnun olmamaları da imkansız. Yani şeyden %700 değerlenen bir şirketten, %700 değerlenen bir yatırımdan bahsediyorsunuz. Yönetim olarak bu yatırımcıların gözünde bir değer buldu ki destekleniyor. Yani gayet şeydir, borsanın kendi kuralları çerçevesinde bir artıştır. Herhangi bir manipülasyon, spekülasyon asla yok. Bu açıdan baktığınız zaman ben bu yönetim oyununda bu son yapılan çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Öteki taraftan biraz önce de söyledim. Ali Rıza Bey'le ben yüz yüze de konuştum. Kendi bu şirkete karşı vizyonunu çok iyi biliyorum. Şimdi iki tane şey var. Diyelim ki aday var, grup var. Bir tarafındaki 1989 Kombassa'nın eski yapısı. Öteki tarafta Ali Rıza Alaboy'un bu işin en başındayken yok. 2016'dan beri yönetiyor bu şirketi. Evet, evet. Öteki tarafta Bera Holding. Bera olarak yeni bir açılım, yeni bir dünya. Ona karşı yönetime düşündüğü adayları da biliyorum. Artık bu eski yapıyı tamamen silip kendi düşüncesi şöyle. Bu şirketi profesyoneller yönetsin. Ona göre bir yapılanmaya gidelim, bir organizasyona gidelim. Yani bu esnaf mantığından, bu eski şeyden aman bizim olsun, aman kimse karışmasın. Evet. Bundan çıkıp örnek ne kadar doğru bilmiyorum ama Siemens gibi büyük halka açık şirketler gibi gerçekten tam yerine yakışır şekilde yönetilsin. Yeri nerede? Söyledim. Yıldız Pazarı, Şampiyonlar Ligi burası zaten. Evet. İsim vermek zorundayım ama bir Koç Holding gibi, bir Sabancı Holding gibi, bir holding gibi yönetilsin. Profesyoneller tarafından yönetilsin. Ortaya konulan vizyon buydu. Ama bu yönetim değişikliği diyelim ki genel olabilir mi? Olabilir, bilmiyorum. Genel kurulda kabul görmedi. Eskiye dönüldü. O zaman diyeceğiz ki yine Kombassa'na dönüldü. Peki bizim bakış açımız ne? Yani X yönetsin, Y yönetsin. Beni ilgilendirir mi? İlgilendirmez. Ama burada bir kapı açılmışken, burada bir çıkış yolu varken neden değiştirilsin ki bu? Ya oradaki hesabı anlamıyorum. Evet. Ne yanlış yaptı? Diyelim ki bir şey var, bir sorunu var. Bir yerde bir yönetimsel hata yaptı. Neyi yanlış yaptı da yaptınız bunu? Sadece elinizde tutmak için. Arka kapı oyunu bu. Başka bir şey değil. Yani inisiyatif bizde olsun hesabı söz konusu galiba. Evet, biz yiyelim, biz sivil dişi kulelerinde oturalım. Efendim biz yüksek maaşları alalım. Efendim arkada yani mesela bu zaten öyle büyük bir holdingin efendim yönetim kurulu başkanı herkes olmak ister. Sonuçta şu anda dediğiniz gibi kâra geçmiş değerli bir holding haline gelmiş. Şimdi 1989 yılından beri 1.2 milyar euro kurulmuş bir şirketin 1989'dan 2021'e kadar içinde olup da bir gün o elinizden gidecekse öyle bir tepki verirsiniz. Normal herhalde bir taraftan da. Normal karşılamak lazım. Yani bir sürü imkanları var. Sadece huzur hakkı bir şey değil. O herhalde sıkıntının temeli bu bence. Olabilir. Peki söz konusu mu hala? Zaman aşımı diye herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü o ortadan kalkmıştı bildiğim kadarıyla. Mahkeme kararıyla, yargıtay kararıyla. Kaydileştirmeden mi bahsediyorsunuz? Yok, evet, kaydileştirme. Vatandaşın elinde şeyler var, hisseleri var. Ortak diyelim. Ama bir zaman aşımı söz konusu değil, değil mi? Yani vatandaş her an istediği zaman veya bir an önce yapsın. Her an değil de bir an önce kaydileştirme işlemlerini yapsın ki para istiyorsa, parası nakite dönüştürmek istiyorsa o zaman bunu çevirsin, paraya çevirsin, satsın hisselerini. Şimdi kaydıştırma öncelikle şu şekilde bir değer veriyor. Ortaksınız demek direkt olarak. Genel kurulda oy kullanabiliyorsunuz. Evet. Öteki tarafta istediğiniz zaman paraya çevirebiliyorsunuz. Yani şöyle bir şey var. Artık kanundan sonra Vera Holding ortaklarına, eski Kombassa'nın ortaklarına çizilen yol şudur. Buyurun halka açık bir şirket. Burada siz de buna göre kendi pozisyonunuzu alın. Buradan evet. Çıkmak mı istiyorsunuz? Buyurun çıkın. Söylediğim rakamlar da az değil. Yani ben gidip de %5, %10'dan bahsetmiyorum. Bu şekilde yani devam etse birebir de çıkma ihtimali görünüyordu ufukta. Evet. Ama şimdi ne olur bilemem. Yani kendi çevremden, kendi edinebildiğim bilgiler doğrultusunda şu an her şey yolunda giderken hayırdır ya nereden çıktı, niye böyle bir şey yapıldı? Bu kafalarda çok büyük soru işaretleri yaratıyor. Yani şimdi borsadaki fiyat hareketlerini falan da izliyorum.
bir geri gelme oldu. Acaba bundan kaynaklı mı diye de düşündüm. Belki değildir. Normal harekettir, onu da bilmiyorum. Onlarla doğrudan birebir fikir beyan edebilecek kapasitede değilim ama şeyi biliyorum, konuştuğum insanları biliyorum. Diyorlar ki ne güzel gidiyordu, işte yönetiliyordu kardeşim, ne oldu burada, ne yanlış yapıldı, sıkıntı nerede, en azından bunu bilmemiz lazım. Abi bir geldi böyle bir değişiklik yaptık. Neden? Nedenini bilmiyoruz. Nedenini bilmiyoruz. Asıl ama işte o zaman söylesinler, desinler kardeşim böyle böyle böyle, bu adam geldi bu şirketi şey yaptı, kendi şirketine mi çevirdi, ne yaptı? Hayır, öyle bir şey söyleyebiliyorlar mı? Hayır. Evet. Neden, sebebi ne? Şimdi öteki taraftan da biliyoruz, 1989'dan 2016'ya kadar sen buradasın. Senin de kafamızda bir, senin adına da bir algı var. Bu zamana kadar ne yapmıştı? Yani 2016'ya kadar 10 kat mı, 20 kat mı kar mı dağıttınız? Fabrikalar mı açtınız? Sicilleri ortada zaten. Evet, zaten mahkemelerden kazanılmaya başlandıktan sonra efendim ortadan hep çekildiler. Sayın Ali Rıza Alaboy'un yönetim kurulu başkanına getirildikten sonra da kendilerini biraz geri çektiler. Baktılar işler güzel, iyi gidiyor. Ya arkadaş, biz bunun kaymağını niye yemeyelim diye düşündüler herhalde de. Bir vatandaşın bir sorusu var. Diyor ki babam 25 yıl önce Kombasan'dan hisse aldı. Kimseye ulaşamıyoruz. Ne yapmalıyız demiş vatandaşın bir tanesi. Hanımefendi bir. Nasıl ulaşamıyormuş kimseye? Ulaşamıyoruz diyor yani. Nasıl ulaşamıyorsa ben de bilmiyorum. Yani yapması gereken şey belli zaten. Sadece internette Bero Holding diye, Kombasan diye arıyorsa belki o da sıkıntı olabilir ama Kombasan yazsanız yine çıkacak. Bero Holding'in kendi resmi sayfasında hissesinin 8'de çarpılacağı, nasıl para ettiği hepsi yazıyor, açıkça var. Bizler bir sürü Facebook'ta, internette sayfalar kurduk, gruplar kurduk. Yuvahak mıydı? Yuvahak değil mi? Sizin kurmuş olduğunuz sayfa. Evet, Yuvahak. Oradan da öğrenebilirler. Bir de şey söyleyeyim, hani Facebook grubu falan deyince böyle şey anlaşılıyor. Basit bir şey gibi anlaşılıyor ama benim Facebook grubumun kütüphanesi var. Sadece Kombasan değil. Yani Avrupa'daki Türkler buyursunlar, baksınlar. Avrupa'daki Türklerle alakalı yazılmış yüksek lisans tezleri. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Avrupa Türklerinin Türk ekonomisine verdiği katkılar. Sürekli böyle yani, hani Facebook grubu deyince insanların işte orada amiyane tabirle geyik yaptığı bir yer falan gibi düşünmesinler. Yani doğru kullanılırsa o da güzel bir medya. Tabii, onu söyleyeyim. Tabii, doğru yani, kullanılırsa evet. Sürekli doğru bilgi vermeye çalışıyoruz. Evet. Bakın yani Türk Ticaret Kanunu'nda 21 Nisan'daki değişiklik ne getiriyor ne götürüyor, ona bakıyordum biraz önce. Böyle bir şeyimiz var. Dernek olarak da böyle bir misyon ve vizyon belirlemişiz kendimize. Yani biz insanların tabii profesyonel destek alabilirler, herkesten alabilirler. Ama doğru bilgi vermek gibi bir şeyimiz var, amacımız var. Zaten derneğimizin kurucu üyelerinin yarısı da avukatlardan oluşuyor. Şey diyor vatandaşın bir tanesi, yahu diyor bize hükümetin adamı gidiyor, gerçek sahipleri geliyor deniyor. Haşim Şahin Alaboy'undan beter bir adam mı diye sormuş. Yani görüntü olarak beter bir adam, evet. Yani şu andaki yani, görüntü öyle. Şimdi yanlış bilgiyi düzeltelim. Evet. Holding'in gerçek sahipleri Almanya'da. Biziz yani Holding, bizim vatandaşlarımız. Evet. Kim Holding'in gerçek sahipleri? Hani evet, ya vatandaş onu da yanlış anlıyor. Gerçek sahipleri sizlersiniz, sizler. Onlar değil. Onlar sizin işte, sizin sırtınızdan kavak ağaçları vardır bizde. Kavak bilir misiniz? Kavak ağaçları vardır. Kavak ağaçlarında böyle sarmaşık gibi böyle küçük küçük ağaçlar vardır. Yani o kavak ağaçlarında bir tane beyaz beyaz onların da şeyleri vardır. Yemişe hiçbir şey yaramaz. Ama kavak ağacından beslenirler yani. Hayatlarını oradan idame ederler. İşte bunlar da sizin o ağaçlarınızdan kendi hayatlarını idame ettirenler. Yani gerçek sahibi sizlersiniz ama onlar kafalarına göre de yaşıyorlar. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, ben bu işi çok yakından takip eden bir adam olarak bunun bir geçici bir dönem olduğunu düşünüyorum. Hiç enseyi falan karartmasınlar. Bence tekrardan yönetim, yani bu işi bilenlerin yönetmesi gereken insanların eline tekrar geçecek. Evet. Ve şeyde Kombasan mağdurları paralarını bu şekilde alacaklar. Belki de önümüzdeki sene, bakın şeyde 30, ben size ilk çıktığımda 30 Ekim 2019'du.
Şimdi evet. Geldik bir buçuk seneden daha fazla bir tarihte farklı bir dünya konuşuyoruz. Belki 2 sene sonra diyecekler ki iyi ki çıkmamışım, iyi ki satmamışım, bak şimdi kar alıyorum. Bu ta en başında kurulan halis niyete, iyi niyete doğru evriliyor. Ben zaten bu tarafa gittikten sonra da çalışmalarımı Yılpaşa'ya yöneltmiştim. Demiştim ki bakın böyle bir, bak ne güzel Kombatistan ortakları için böyle bir yol açıldı. Hadi Yılpaşa'yı da bu hale getirelim, bu şekilde çevirelim. Bunu yapmamız için de eski yönetimiyle bunu yapmak imkansız. O zaman nasıl yapacağız diye bu taraflara çalışmaya başlamıştık arkadaşlarımızla beraber. Evet. Ama biz Yılpaşa'yı Bera Holding haline çevirmeye çalışırken yönetimsel olarak bir gördük ki Bera Holding'in içinde hala aynı işte eleştirdiğimiz küçük olsun bizim olsun diye eleştirdiğimiz İmpaş yönetiminin kafasındaki insanların da söyleyecek son sözleri varmış. Ama bence söyleyecekleri son söz bu. Evet. Bera Holding büyük bir kabuk değişikliği içinde ve onu tamamlayacak diye düşünüyorum. Ve her şey Holding mağdurları, yani Kombatistan mağdurları, Kombatistan yatırımcıları da hiç şey yapmasınlar, enseyi karartmasınlar. Normal şartlar altında onlar için bu işten çıkış yolu kapanmayacak ve çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Hayırlı mı oldu diyorsun bu iş? Daha hayırlı mı oldu? Yani hisse senetlerinin değer kazanması, yani bu mahkemenin yolu kapatması ve holdingin, Bera Holding'in hisselerinin borsada değer kazanması aslında vatandaşlarımız için, holding sedeler için daha mı iyi oldu? En azından paralarını hiç fazla zorlanmadan uzman kişilerle hareket ederek alabilecekleri konuma mı geldi diyoruz şu anda? Yani alabilecekler... Çıkan sonuç o, evet. Ya ben çıkan öyle sonuç söylüyorum da sizden sevgili Kombatistan zedeler evet. Bunu duymak istiyorlar. Yani diyorlar ki mahkemelerle uğraştık, şunu yaptık, bunu yaptık. Hani mecliste önümüzü kestiler. Bir daha mahkeme dava açamayacağız dediler. Ve gerçekten de öyle oldu. Çünkü yasa çıktı bu konuyla ilgili. Ama şu anda Sayın Alaboy'un belki istemeyerek, belki istem dışı, belki de efendim niyet hayır, akıbet hayır düsturundan hareketle bu hissedarları, Kombatistan zedeleri efendim kurtarmış olmuş gibi bir durumda şu anda. Durum da onu gösteriyor yani. Şimdi diyelim ki sene 2007 Almanya'da dava açıp bir faizle, yani evet, 100 bin euronuz varken 70 bin euro da faizle, evet, paranızı 2,5-3 senede belirli bir önü görünen bir hukuki yolda alabilecek durumdasınız. Gidip de kaydı değiştirme yapar mısınız? Yapmazsınız. Evet. Ama 20 sene sonra gelinen hukuki durum, siyasi durum, evet, kanundan sonraki durumda. Şimdi böyle bir ortadaki bu konjektürde, evet doğru, bu herkes için de geçerli. Bu şekilde devam ettiği sürece eğer Eskişehir'deki Ramazan Bey parasını %100, %70, %80, %90 neyse alabiliyorsa, hesap ortada. Tabii ki öyle yani. Bunu... Yani bunu niyet hayır, akıbet hayır diyebiliriz. Niyet hayırsa sonucu da hayır olabiliyor. Yani vatandaşlar bu konuda... Şunu soracağım. Mahkemeye başvurmuş olan ve mahkemeyi kazanan ama anayasa, Türkiye'deki mecliste çıkan yasayla birlikte önleri kesilen vatandaşlarımızın hakları hala baki mi? Yani mahkemeye verdi, bilmem ne oldu, işte ellerindeki senetleri veya değerli o kağıtları kaydileştiremiyor diye bir mevzu söz konusu mu, yoksa hala onlar da mahkeme sonuçlarının haricinde, işte zaten yasal bir önlem var, engel var, gidip kaydileştirebilecekler mi? Onlara da bir şeyler söyleyelim ki bir sürü mahkemeye vermiş ama beklemede olan insanlar var. Tabii ki öyle. Öteki taraftan da şeyi söyledim, kapı açıklamasını söyledim şirketin yaptığı. Evet. Şirket diyor ki biz diyor kanun çıktığı gün açıklama yapmıştık. 140 milyon lira buradan bekliyoruz. Daha geçen hafta açıklama yaptılar. 120 milyon lirasını aldık. Evet. Ben şimdi bir hesaplama yaptım yayından önce. %85'i, yani dava açanların, davası devam edenlerin %85'i bu yola başvurmuşlar zaten. Yani dava açanlar da tabii ki hakları. Evet. Ben kendi müvekkilimi
davasından feragat edip bu işlemi yaptım. Müvekkilimin talimatı doğrultusunda. Ve vatandaş artık kazançtı. Yani beklemekte stres. Çünkü bu işte biliyorsun çoğu insanlarımız kahrından ölen, kanserden ölen, efendim beddua ederek giden, dünyayı terk eden, çocuk belki o elindeki miras, o kağıtlarını çocuklarına bırakan bir sürü insan var. Bu işten vazgeçmiş, Allah işte ne yaparsa yapsın beddua ederek, lanet diyerek şey yapan, susan, konuşmayan insanlar var. Şimdi bunların önü açıldı, şöyle açıldı. Elindeki belgeleri, tahvilleri, senetleri kaydileştirdikleri takdirde en azından borsa değeri üzerinden kendi hisselerinin karşılığının ben en asgari azami şeyde söyleyeyim %80 en fazla yüzde siz söylediniz onu söylemişsiniz. Eğer yani herkes zaten o ortadaki üçkağıtçılardan bahsetmiyorum. En asgari olarak %80'ini alabilecekler veya azami olarak %80'ini alabilecekler. Alma şansları var. Ne yapmaları lazım? Bu işi efendim kaydileştirme işlemlerini bir bilenle ve diğer işlemlerini de bir bilenle. İşte, tabii bu da kim oluyor bu bilen? Vatandaşlar kızıyorlar ama hep hukukçular ama işte ama sevgili seyirciler, sevgili Avrupalı Türkler işte onların mücadelesiyle bizlerin mücadelesiyle durum buraya geldi. Yani benim Sayın Alaboyun'a çok duymuşsunuzdur. Babandan sana miras mı kaldı diyordum Sayın Alaboyun. Kalsaymış demek ki bu kadar çaba göstermiş mi adamcağız? İyi çaba göstermiş. Sonuçta size yaradı. Yani unuttuğunuz artık ümidinizi kestiğiniz hele mecliste çıkan o yasadan sonra ümidinizi kestiğiniz bir konuda mahkeme yolu kapandı ama size kaydileştirme yolu açıldı öyle mi? Evet öyle. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani mesela diyelim ki Haziran'da seçim var. Sayın Alaboyun tekrar şirketi yönetmeye başladı. Ama yönetiminde beğenmediğimiz hataları olan kısım oldu. Bunu dile getirmekten vazgeçmeyeceğiz ki. Evet. Biz her zaman sizin bakış açınız da öyle, benim bakış açım da öyle. Diğer bu masadaki diğer holding mağduru tarafındaki insanların bakış açısı da böyle. Evet. Biz her zaman demokrasinin kılıcı gibi burada duracağız. Evet. Onlar da eğer yarın bir gün buradaki insanların, bu ortakların, bu kadar insanın aleyhine bir şey yaparsa çıkacağız. Diyeceğiz ki böyle 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 oldu. Buna karşıyız. Ama benim en son Sayın Alaboyun'la yaptığım görüşmeden anladığım, bizim bu yayınlarımızı kendisi de takip etmiş ediyor. Ve belli bazı noktalarda bizim evet. taleplerimize de evet. Cevap vereceğini söyledi. Çünkü dedi ki ben bu şirketin yönetimini tamamen ele alıp kendi istediğimmiş gibi yönettiğim takdirde buyursunlar gelsinler bir heyet olarak gelin beraber oturalım konuşalım. Onlarla da görüşmek istiyorum. Senin deyin direkt olarak bana senin değindiğin noktalarda sana hak verdiğim yerler var. Oradaki bazı yaraları sarmamız lazım. Bu insanların hakkını da teslim etmemiz lazım. Bakın 1963 yılında trene binip giden Almanya'daki Türklerin Anadolu'ya kattığı çok güzel bir eser. Bu eseri parlatsın, yükselsin, yücelsin ve çalışmaya devam etsin istiyorum. Görüyorsun değil mi? Avrupalı Türkler ülkemize ne kadar faydalı insanlar ama Türkiye'ye geldiklerinde hala Almancı gözüyle bakılıyor. O Kombassan fabrikalarında en azından 4.000-5.000 kişi çalışıyor. Bizim paralarımızda ekmek evine iş ve aş sağlamış oluyor. Yani Avrupalı Türkleri de üzmekte birebirler sağ olsunlar. Yani biraz hasetten vazgeçin. Burada zaten eziliyorlar o insanlar. Yıllarca o paraları biriktirmek için ne tür sıkıntılarda yaşadılar. İsmail Bey geldi, Sayın Engin İsmail Köse. Avrupa'da gezdi, gördü. Vatandaşlarımızın öyle bir eli yağda bir eli balda değil. Zor şartlar altında kazanılıyor bu paralar. Gazoz ağaçları yok, ağaçtan toplanmıyor bunlar. Bu insanlar gençliklerini, sağlıklarını bu ülkelere verdiler. Türkiye'mizde katkımız olsun, biz de yatırım yapalım diye. O yüzden tabii ki acı içerisindeler. Tabii ki ülkesine, devletine bazen küsebiliyorlar. Çünkü emeklerinin karşılığı heba olmuş gibi gözüküyor idi. Bu işi hep unutmuşlardı. Mahkeme yoluyla paralarını almaya çalışılıyordu ama yine bir mahkeme kararıyla bunlar engellemiş oldu. Ama tabii ki bu borsada değer kazanması çok çok iyi oldu. Mesela bir vatandaşımız diyor ki İsmail Bey,
23 yıl bekledik, 27 bin mark yatırmıştım 1999'da diyor. Buyurun. İyi para o dönemde. Çok iyi para. 27 bin mark mı dediniz? Tamam, evet. Evet. 13 bin euro yapar aşağı yukarı. 13 bin 500 lira yapar aşağı yukarı. Evet. Bu 13.500 yani o yatırdığı parayı, para olarak hesap yapmıyorum biliyorsunuz. Yani evet. Elimdeki hisse senedinin evet. değerine göre düşündüğümüzde şunu söylüyorum bakın. Bu verdiği yani 13.000 euro değil bu, çok çok fazla şu anda yukarıya çıkıyor. Yani hisse senedine göre bakıyorsunuz değil mi? Tabii hesap hisse senedine göre yapılıyor. Evet. Bir de dedim ya elindeki ne olduğunu görmek lazım. Kombastan Holding SA hisse senedi mi var? Ne kadar hisse senedi var? Şimdi onun hesap neden değişiyor biliyor musunuz? Yani 1996'da giren ortak farklı evet. bir para yatırıyor. 5 marktan yatırıyor, 50 marktan yatırıyor. Hisse evet. değişiyor. Evet. Kusura bakmasınlar bazen şey diye algılıyorlar. Yani onlara kendilerinin o cami önlerinde pazarlandığı gibi işte 100'e 121 vereceğiz. Evet. Mesela ilginç bir öyle bir hikaye var. İşte biz normal yatırdığı paraya göre şeyde Almanya Federal Almanya Mahkemesi kararında normal yatırdığı para üstüne Avrupa Merkez Bankası artı 5 diye faiz alırken dedim ki bu kadar alacaksınız. Ya dedi benim hesabımı yanlış yapıyorsun sen avukat bey dedi. Nasıl dedim sizin hesabınız? Ben dedi 100 yatırdım 121 aldım. Her sene bu şekilde almam lazım. Ama öyle bir şey yok ki yani. Evet. Mahkemelerin size o zaman verdiği para şey yatırdığınız para üstünden hesaplanıyor. Size Kombastan'ın, Yimpaş'ın o yalan vaatlerine göre para ödemesi kimsenin mümkün değil ki tabii ki yani. Ya yani o hesap öyle yapılmıyor evet yani. Ama en azından vatandaş artık parasını kurtarabilecek. Yani hepsini olmasa bile belki borsadaki değeri yüksek olursa belki o zaman yatırdığı parasının 2-3 fazlasını da kazanır. Yani karlı da çıkabilir değil mi yani sonuçta? O zamanki yatırdığı paraya göre. Çıkıyorlar da yapıyorlar da yani kanun şimdi yanlış hatırlamıyorsam kanun çıktıktan sonra yani evet. son 1 yılda %11'i yaptı bu işlemi zaten. Evet. Yapılıyor, sürekli yapılıyor yani sürekli görüyoruz. Dedim ya hani her şey şeffaf, sürekli yayınlanıyor. İnsanlar bu yönde işlemler yapıp artık nasıl şey yapıyorsa, takdir ediyorsa. Şimdi ben sürekli hep bu işi yapıyorum, sürekli konuşuyorum insanlarla. Diyor ki ya ben diyor bekleyemem kardeşim, bana anlatma, ben oğluma vereceğim yazın diyor. O zaman öyle diyen adama da yani biz sadece yolu çiziyoruz. Öyle söyleyen insanlara da satmak istiyorsa satıyor. Evet. Yani ben satın, tutun, yapın demiyorum. Alternatifleri koyuyorum. Hı. Ben olsam, benim de hisse senetlerim var. Ben hesabını kitabını bile bilmiyorum. Bir tane sözleşme yapmışım. Portföy yönetim AŞ tarafından yönetiliyor. Bana kalırsa doğru yolu budur bu işin. Ama takdir sizin. Siz nasıl istiyorsanız öyle yaparsınız. Ben avukat olarak bir danışmanlık veriyorum. Bir danışman olarak benim görevim kendi hukuki bilgim çerçevesinde size sonuçlarını söylemektir. Doğru hesabı ortaya koymaktır. Ben onu söylerim. Ama ve lakin şeyi de anlıyorum. Bakın bir beyefendiden bahsediyorum sürekli. Hala inanmıyor biliyor musunuz? Yani evet. o işlemi yaptıktan sonra bir 20 gün falan var. Hala evet. parayı alacağına inanmıyor. Gerçekten alacak mıyım ya? Adam nasıl inansın? 25 sene, 23 seneden beri alamamış. Ne yapsın adamcağız? Adamcağız ne yapsın? Ümidini kesmiş artık ya. Bir şey kalmadı. Allah izin verirse bir iki hafta içinde görecek hesabında inanacak herhalde. Evet, yani mutlaka. Çünkü reel bir işlem var. Reel bir mevzu var. Yani şu anda yapılması gereken işlemi doğru yapıp paranızı geri almak. Yani sonuçta tabii ki yine bu işi avukat arkadaşlarımız işte bu işi bilenlerle yapmanızda fayda var. Sonuç olarak demin de söyledim ben bu işi uzun zamandan beri ben de takip ediyorum. Kelepir fiyata vatandaşların elinden hisse senetlerini alanlar var. Ya zaten umudunu kesmiş vatandaşlar hiçbir şeyden haberi yok. Diyor ki ya tamam işte sen 8 ile çarpılır diyorsun normalde. Onlar 4 ile 6 ile çarpıp vatandaşın elinden alıyorlar bir de kar yapıyorlar. Doğru mu? Yani kar yapmak denmez bu resmen şey yani birini gönderip üçünü kendilerine alanlar falan var yani. Vay be vatandaş yine maalesef. Birini alıyor yani eğer dikkat etmezse.
Bu zaten şey, bu süreci takip ediyoruz. Bir vekaletname nedeniyle bir sıkıntı var. Bu şey olacak, buna hukuki karşılık verilecek, söylemiştim zaten. Evet. Verilecek mi hukuki karşılık? Buna evet. Müsaade etmeyeceğiz yani. Bir reklam arası vereyim mi Sayın Avukat? Tabii ki. Verelim bir reklam arası. Evet sevgili seyirciler, güzel gelişmeler bunlar. Gerçekten ben sizler adına seviniyorum. Yani Kombassan Zedeler, şimdiki adıyla Bera Holding Zedeler. Bu hisse senetleri sayesinde biz çok kızdık Sayın Alaboy'un ama kendisiyle görüşeceğiz inşallah bu konuyla ilgili. Onun da görüşlerini almak istiyorum. Size büyük fayda sağladı, imkan sağladı. Mahkemelerle uğraşmayacaksınız. Belki de paranızı daha kolay bir şekilde alacaksınız. Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Avrupalı Türklerle. Biz Avrupa Türkleriyiz. Yani bizim gizli ajandamız yok. Burayı biz yeni kendimiz vatan edindik. Avrupa baskısı haftanın ardından en güncel haberlerle ekranlara geliyor. Sadece polis tarafından değil, aslında her alanda şiddete maruz kalıyor Türkler. Almanya'daki en büyük ticareti Avrupa ülkelerinden Türkiye ile yapıyor. Evet. Avrupa'nın gündemi, gelişmeleri, siyasi hareketliliği. Yani ulusal medyaya baktığımızda ben gidişatı çok kötü görüyorum. Avrupalı Türkler üzerinde oynanan oyunlar ve yabancıların toplumdaki yeri. Irkçılık Avrupa'da ve özellikle Almanya'da bir artış gösteriyor. Halkın içinde bir ırkçı duruş var. İş dünyası ve girişimcilik. Avrupa'da şirketleşme ve şirket kurmanın yollarını. Bütün ilgilendiren dosyalar bir yılda çıkabiliyorken şimdi 1,5-2 yıl bekleyen, 3 yıl bekleyen dosyalar var. Şirketlerin yeniden yapılandırılması. Özel krediler alındığı zaman 2 haftadan 30 güne kadar geri çevirme hakkına sahipsiniz. Şirket iflaslarının ticari ve hukuki boyutlarını tüm yönleriyle stüdyoda açıklığa kavuşturuyor. Almanlar da Avrupalılar da daha çok hesap kitap yaparlar. Fizibilite vesaire o konuda iyidirler. Türkiye'deki yerleşik şirketler nasıl Avrupa'ya açılır? Türk iş adamlarımızın kesinlikle Türkiye'de buraya yatırım yapmasını istiyoruz. İş dünyasının genel problemleri, Avrupa'da ticari oturum alma yolları ve devlet teşviklerinin detayları. Bay Emlakçı, gayrimenkul sahibi olmak istiyorsanız bu programı kaçırmayın. Avrupalı Türklerin emlak sahibi olarak Avrupa veya Türkiye'deki emlakları ile ilgili sorularına cevap bulmalarını sağlıyoruz. Sigorta, vergi, kredi, sosyal haklar, devlet teşvikleri, inşaat ve tamirat hukuku gibi tüm sorularınızın yanıtları bu program. Gurbet Ekspresi programının bu haftaki program konusu. Wir bieten an MPU. Burada benim hiçbir akrabam yok. Belçika'ya, Hollanda'ya da gidip geliyoruz yani. Dini kuruluşsa dini kuruluş işini yapsın. Geri kalan %80'lik Türk toplumu nerede burada? Sorular alalım, soruları verelim. Burada para toplandı babalarımızdan. Şiribeyli'de Dayımgil var, Naci Dayım var, hadi Benimgil var. Bizi izlemeye devam edin. Size geliyoruz. Ya hay ya hü. Yeter ki kapıya gel. Açılır teker teker. Bizden niyaz eylesen seher yeli. Kul hakka, dört kapı, 40 makamda erer. Yolda püro himmet dediklerinde oğul önce hizmet derler. Gel marifet öğren, gir gönüle nazar eyle. İzleyenleriyle. Son nokta, son peygamber, son din ve bunun tümünün adı Yüce İslam. Konuklarıyla. Hazreti Muhammed Mustafa diyor ki, ben Nebi'yken Adem çamur ile balçık arasındaydı diyor. Deyişleriyle. Çünkü onlar fitnenin ve fesadın kurbanları olmuşlar. Ehl-i Beyt'in hepsi. Nefesleriyle. Dört kapıdan sırrı hakikate ermeye çalışıp, şeriat gemisiyle tarikat denizine açılıp, marifet damlacığıyla hakikat incisini bulanlara karışacak. Gaflet uykusunda yatar uyanma. Avrupalı kadınların sesi Kadınca. Her hafta Avrupa'da toplumu ilgilendiren önemli konular ile karşınızda olacağız. Haber, magazin, moda, sağlık,
güzellik, eğitim, yemek, kültür ve sanat. Tarihe bakış, dünden bugüne, bugünden yarına bakıştır. Düne bakmak, bugünü görmek, yarına varmak yoludur tarih. Sevdanın şafağı da söktüğü zaman Türkiye'nin her yerinde ayrı ayrı duygular yaşatacak bir duygu şöleni Kumdan kuma savuruyor yer beni Ağlama yar, ağlama anam Nerede Türk adı varsa oraya doğru akın. Ya Allah bismillah mutlaka zafer yakın. Avrupa'nın ortası Almanya'da Anadolu rüzgarı tüm renkleriyle esmeye devam ediyor. Çanakkale içinde vurdular beni. Burası huşur, yolu yokuşur. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm. Üsküdar'a giderken bilmedim onu. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklali. Uluslararası alandan Türk bestecilerinin eserlerini yorumlayan, kültürümüzü dünyaya en iyi şekilde tanıtan tek orkestra grubu. Turkish Chamber Orchestra. 276 opus eseri, 19 senfoni bestesi ve 40 yıldır Köln Senfoni Orkestrası'nın şefi. O Betin Güneş. O Avrupalı bir Türk. O artık sizinle. Avrupa'nın arabesk ve fantezi kralı Ersoy Dinç, Kanal Avrupa ekranlarında. Güzel gözün varsa al canım senin olsun. Müzik, eğlence, birbirinden değerli konuklar bu programda. Karadeniz rüzgarı Kanal Avrupa'da esmeye devam ediyor. Oturun oturanlar, otuzu dolduranlar, eylesin bana yardım, sevdadan kurtulanlar. Avrupa'daki Karadeniz derneklerinin misafir olacağı Karadeniz Show, Karadeniz'in sesi olacak. Koroldan bulur seni. Bazen hüzünleneceğimiz... Neden o feridim, düşürdüler tuzam. Bazen de oynayacağımız bir program. Yaktı beni kaybanla, sevup da alamazsam. Ne faydası var bana, amanın gel 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 aslan Mustafa mamma. Haydi gel gel garip başlı yarim vay vay. Spor Avrupa konu ve konuklarıyla gündeme dair tüm gelişmeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Profesyonellik eksikliği var bizde. Bir sezonu bitiremedi bir takımda ya. Böyle istikrarsız bir şey olur mu ya? Gelir ister ki daha çok futbolcular milli takımlara kazandırılsın. Sen kuralları uygulayacaksın arkadaş. Tamam mı? Türkiye'deki hocaların %98'i yabancı dil bilmiyor. O zaman evet. Sen yoktun orada kardeşim. Avrupalı Türkler gündemi Kanal Avrupa ekranlarından takip ediyor. Canlı yayınlar. Oralarda normalde çok yoğun olması lazım. Şu anda kimseyi göremiyorum. Son dakika haberler. Hukuk Masası başlıyor. Haklarınızın ve hukuki meselelerinizin takipçisi olacak yeni bir program
Kanal Avrupa ekranlarında. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkeler ve Türkiye'de karşılaştıkları hukuksal sorunlar neler? Borçlanarak emeklilik, Kombassan ve diğer holdinglerle ilgili son durum, Avrupa ve Türkiye'deki hukuksal haklarımız neler? Otomatik bilgi paylaşımı kimleri nasıl etkileyecek? Alınacak önlemler var mı? Mal varlıkları ve emlak sahibi olanlar hangi sorunlarla karşılaşacak? Avrupalı Türkler otomatik bilgi paylaşımında nasıl tedbir almalı? Bu ve buna benzer tüm sorunların cevaplarını hukuk masasında bulacaksınız. Avrupa Masası, Avrupalı Türklerin dertleri. Öyle söyleniyor. Efendim, mağdurlar tekrar şeyi ele aldı, yönetimi ele aldı, öyle bir şey yok. Eskiler baktılar ki tüylendi, şirket para kazanıyor, hisse değeri arttı, dediler biz bunu yedirmeyelim en iyisi. Nasıl olsa Sayın Ali Rıza Alaboy'un misyonunu tamamladı, yasa çıkarttı, milleti engelledi ve biz de bu işin üstüne konalım dedi. Ama bu iş vatandaşın işine yaradı. Yani hissesi olan vatandaşların işine yaradı. Neden? Çünkü Kombasan'ın hisseleri, yani Bera Holding hisseleri borsada önemli değer kazanan hisseler arasına girdi. Güç olarak, ekonomi olarak da güçlüler zaten, biliyorsunuz. Yapılan yatırımlar, eldeki fabrikalar, Sayın Köse'nin de söylediği işte kağıt fabrikalarından tutun da silah sanayi, otomobil yan sanayi gibi çok önemli simya, kimya ne varsa artık hemen hemen çoğu şeyler var. Hatta gayrimenkuller, arsalar falan da var, oteller. Gerçekten yüksek bir konumdalar şu anda. O yüzden de önemli. Ve şu anda Sayın Köse'ye bir merhaba diyeyim ben tekrar. İsmail Bey. Engin İsmail. İnsanın iki tane ismi olunca güzel oluyor. İstediğini söyle gitsin yani. Benim oğlumun ismi de Mehmet Burak. Ben de bu Burak diyoruz ama güzel, iki isim olması güzel yani. Şeyim var, avantajım var, seçme hakkım var. Siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Ben ikisine de alıştım aslında. Çok ilginç bir hikaye. Evet. Ben Engin adımı rahmetli babam Oyak Menkul Değerler'de bana hesap açtığında öğrenmiştim. 18 yaşındaydım. Evet. Şimdi o günlerin şeyinde faydasını da çok görüyorum. Oyak derken babanız asker miydi? Askerdi, evet. Evet, o yüzden Oyak. Ordu yardımlaşma. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Şimdi bu mağdurlar yönetime geldi yalanını kim söylüyorsa tebrik ediyorum. Hiçbir şeyden kalmayacak. Bu söylenmişler herhalde. Evet. Mağdurlar doğrudan olarak hiçbir zaman yönetime gelmediler. Evet. Ama burada bir raya girmiş, bir çıkış tüneli yol belirlenmişken bu şekilde sekteye uğramasına en azından benim temsil ettiğim mağdurlar, en azından bizim dokunduğumuz, bizim çevremizde, bizim kurduğumuz gruplardaki bunlar küçümsenecek rakamlar değildir. Yaklaşık olarak 4000-5000 kişiye hitap eder bu gruplar. Bu şekilde zaten 13 yıldır bu işin içindeyim benim. Birçok tanıyan, destekleyen sağ olsunlar, var olsunlar. Biz çok açık ve net bir şekilde söyleyeceğim. Bu düzenin, bu rayına girmiş şirketin buradan çıkmasına izin vermeyeceğiz. Ve ben kendi yönetimdeki, dernek yönetimindeki arkadaşlarımla hemfikiriz. Bu görüşmelerden, hep beraber görüşmelerden haberdar ettim kendilerini. Evet. Zaten mağdurların çocuklarından oluşuyor daha çok, biliyorsunuz. Biz genel kurulda açık olarak Sayın Alaboy'unu destekleyeceğiz. Buradan ulaşabildiğimiz... Sebep, neden destekleyeceğiz sevgili seyircilerimize de bir söyleyelim. Çünkü Sayın Alaboy'unla ilgili demin ben defalarca söyledim tabii, söyledim. Yani babanın malı mı dedim, babandan miras mı kaldı dedim. Yani bunları ben sarf ettim. Şimdi neden Alaboy'unu destekleyelim? Ben aslında biliyorum neden desteklenmesi gerektiği konusunu, sizin niye söylediğinizi de. Neden desteklemek zor? Yani bu yapılacak olan genel kurulda neden Alaboy'un desteklenmeli? Çünkü şirket iyi yönetildikçe kar ediyor. Evet. Kar ettikçe değeri artıyor. Değeri arttıkça da istedikleri anda bu işten çıkma imkanı kazanmaya başlamışlardı yavaş yavaş. Hı hı. Bunun sürdürebilmesi için
liyakat sahibi insanlar tarafından yönetilmesi gerektiğini gördüğümüz için evet. Kendisinin vizyonu belli. Eski Enerji Bakanı'ndan bahsediyorsunuz. Evet. Bu şirket için gerçekten ben 2,5 saatlik görüşmede eski bir siyasetçiyle değil, bir iş adamıyla, bir maden mühendisiyle konuştuğumu, hep planlarından işte Amerika'da bak böyle satacağız, URD markamızı böyle şey yaptık, bu şirketi evet. daha karlı hale getireceğiz, bu bizim şirketimiz derken benim babamın, hani diyorsunuz ya babanın malı, babamın değil, bu ülkenin de bir değeridir. Bu ülkeye, bu ülkenin ordusuna şey üretiyor, araç üretiyor, bu ülkenin bir değeridir diye yaklaşımını doğru gördüğüm için, holding mağdurları için en faydalı olacak şey, Bero Holding ortakları için en faydalı olacak şeyi bu gördüğüm için, gönlümden bunu geçtiği için ben kalkıp Ankara'ya kendisiyle görüşmek istediğimi söyleyerek ben gittim ayağına. Evet. Beni tanıyanlar da tanır. Benim gönlümden içimden geçmeyen bir işi asla ve asla yapmam. 3 yıldır Asya'yı görmedik. 13 yıldır o alın terinin, bu paranın nasıl halis niyetlerle verildi, yani birçok farklı farklı amaçlarla veren de var biliyorum ama birçok holding mağduru da Anadolu'da bir güçlü bir şirketimiz olsun. Evet. Bizim de Almanya'daki gibi bacalarımız tüssün, insanlarımız iş bulsunlar, bizim ülkemizde gelişsin diye yaptılar bu katkıyı. İşte iş bu noktaya tekrardan geldi. Tekrardan Bera Holding olarak güçleniyor. Ve bir taraftan da mağdur olarak adlandırdığımız insanlar bu işten çıkıyor. Her şey rayına girdi derken bir sabah uyandık, baktık ki yönetim değişti. Kim var yönetimde? Şimdi diyelim ki yönetim değişti. Yine aynı vasıflarda insanlar geçmiş olsa ben neden itiraz edeyim? 1989'da Kombassa'nın camilerde para toplayan Kombassa'nın başkan yardımcısı geçince ona itiraz ediyorum. Çünkü biliyorum. Çünkü biliyorum karşılaştığım grubu. Biliyorum içerideki asıl şeyi. Kendim yazarken şöyle dedim. Babanızın çiftlikleri Karaman'da. Karamanlı çünkü. Biliyorum evet. ki yazıyorum o. Bu zamana kadar ne koymuşlar ortaya? 2016'da şirketin geldiği yer ortadaydı. Evet. Ne yapmışlar? Bu zamana kadar dövüp de göndermediler mi? Bunlar yaşandı. Dövüp de gönderdikleri holding mağdurları yok mu? Duymadınız mı Zeki Bey? Ben duydum. Evet. Yani buradan buraya gelmişti iş. Şimdi tekrardan bu tarafa dönülür mü? Bu kadar basit yani. Evet şu... Yani biz Sayın Alaboy'un değil... ne yaparız diyorlar. Yani seçimlerde yönetim kurulu seçimlerinde yani... Ne yapmamız lazım, ne etmemiz lazım diyorlar. Bir tanesi de tanıdık biri, benim tanıdığım biri. Aslında aynı takımı tutmuyoruz ya, o yüzden aslında cevap vermek istemiyorum kendisine. O biliyor. Diyor ki elimizdeki hisse senetleri şu anda 2 katı mı değeri var diyor. Bir sorar mısın diye sormuş. Ne bileyim, ben nereden sayın avukata sorayım. Elimizdeki senetler, hisse senetlerin... Kaç katı bir sorar mısın diyor. Yani bu neye bağlı? Bunun kaç katı olduğunu anlamak yani o kadar basit bir şey değil de. Ama zarar etmeyecekleri kesin şu duruma göre. Tek çıkış kapısı, tek çıkış yolu bu şirketin evet. iyi yönetilmesi. Evet. Ve o şekilde de bir yani söylüyorum rakamları. %10'unu karşılıyordu aşağı yukarı. %5'ini karşılıyordu. Ben kaydileştirmeyi borsada... parayı satarak o zaman da imkan vardı. O zaman da yapabilirdiniz. Evet. Ama adam 10 bin euro yatırmış. Oradan alacak 1000 euro. Bunu evet. sunarsınız mı? Koyarken utanırsınız ya. Git evet. oradan 1000 euro al demeye. Ama şu anki hal diyoruz ki bir yere kadar geldi. Bunun üstüne sen de akıllı olup da değerlendirirsen bu işten çıkarsın. Peki 100 bin yani, euroya karşı 10 bin TL... 20.000 TL verdikleri var zamanında. Onlar ne olacak? Şeyler, hisse senetleri, yani borsa senetleri var ellerinde vatandaşların. Onların değeri de artmış oldu mu Sayın Köse? Elinden satan insanın herhangi bir hakkı yok ki. Sattıktan sonra bitti tabii. Onlar yok. Satın alan, yani satın alan, hisse senedi olarak alan verdiler ya çoğu vatandaşa hisse senedi olarak. Hisse senedine dönüştürün. İşte yoksa elinizdeki
şeyi de kaybedersiniz gibi o zamanlar öyle şeyler de söylediler. Yani o hisse senedini alanlar, önceden alanlar karda mı zararda mı? Yani herkesin durumuna göre değişir. Sen 2016 yılında, 2017 yılında borsada o fiyattan sattıysan zarar mısın? Yani o bir hisse 1 lirayken götürüp de sattıysan tabii ki zararlısın. Ha, onu diyorum. Kelepir fiyattan satmış olanlar var ya o dönemde. Aslında onlar da ellerindekine göre yine kârdalar da. Yani ellerindekine göre yine kârdalar da. Mühim olan burada anladığım kadarıyla yeni kaydı iyileştirmek isteyenler, yeni kaydı iyileştirenler fazla bir zarara uğramayacaklar ana paralarından, yatırdıkları ana paralarından. Belki ona yakın bir parayı da alabilecekler. Böyle bir durumda söz konusu değil mi? Tabii. Söylüyorum, hep söylüyorum. Bakın ben hep başından beri söylüyorum. Bu işin dibini doğruğunu iyi bilen bir adam olarak. Bu işten konuşurken kârdan falan bahsedilmez. Ya psikolojik bütün bir sürü sorun yaratmış bu işten kârlı falan çıkılmaz. Ancak kurtulunur. Ya bu işten ancak kurtulunur. Ama öyle bir imkan doğmuştu ki bütün sadece dava açanlar değil. Dava açan ne kadar toplam bilmiyorum ama son 3500'dü. Hadi diyelim 5000'di, 7000'di, 8000'di. Evet. 20 sene sonra geldiğimiz noktada bu işten çıkmanın yolu bu kadar basit. Bu kadar basit. İstanbul Menkul Kıymetleri borsaya sorduk. 8 katı diye bir şey yok diyorlarmışmış oradan. Ne kadar doğru bu? Yanlış yere sormuşlar. Nereye sormaları lan? Ha işte yanlış. İşte vatandaş ya hemen soruyor ya. Uyanık ya vatandaş bizim. Vatandaş. Hemen borsayı arıyor ya, soruyor ya hemen. İşte uyanıksınız ya hemen. Yanlış yere bakın. Ne diyor? Yanlış yere. Nereye sormaları lazımdı? Haftada bir kere ben Konya'ya gidiyorum. Rica ettim. Evet. Dedim ki internet sitemizden şunu açık açık yazar mısınız? Evet. Sağ olsunlar düzelttiler. Evet. Vera Holding'in internet sitesinde yazıyor zaten. Evet. Çarpı 8. Sebebi ne? Sebebi de yazıyor. Evet. Bedelsiz sermaye artımından kaynaklarını hesaplamak. Evet. Bugün bakın bunu bugün söylüyorum. Şimdi onu da neden söylüyorum biliyor musunuz? Ha. Bu yayınlar internette kalacak. Evet kalacak tabii. Bu adam bu kadar bu işi biliyorum diye hava atıp duruyor. 8 demişti. Evet. Yarın değişebilir. 16 olabilir. Bilene sorun. Yönettirin paranızı. Benim de işim değil. Evet. 65 tane sayısı tam olarak böyle. 65 tane şirket var. Menkul değerler şirketi. Bu şirketlerden bazılarında lisans var. Ya da bankalar bu işi yapmakla yetkili. Bu şirketler bakın öyle şirket deyince yanlış anlaşılmasın. Sermaye piyasası kurulu tarafından denetlenen çok 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 ciddi şirketler bunlar. Çok ciddi bir Türkiye'deki en ciddi kurumdur sermaye piyasası kurulu. Evet. SPK. Tabii bu şirketler de çok şeyde rigid kurallarla çok sert kurallarla yönetilen şirket. Evet. Burada biz herhangi bir ticaretten falan bahsetmiyoruz. Bunlar gayet yasal düzleme oturmuş işlemler bunlar. Sevgili seyirciler, burada şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani sayın avukatım anlatmaya çalışıyor da ben de kendi dilimin döldüğü kadar anladığım kadarıyla size bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu en son mecliste alınan bir yasayla çıkarılan bir yasayla biliyorsunuz apar topar çıkarıldı bir yasa ve Sayın Alaboy'un da işte ben şunla görüştüm bununla görüştüm biz tepkiler gösterdik kendisine niye böyle yapıyor vatandaşlara hala mı çarpacaksınız hala parasının verilmesine engelleniyor gibi tabii büyük eleştiri en fazla ben eleştiri yapmıştım ama sonradan baktık ki bu borsada değer kazanmasının ardından hisse senetleri Bera Holding'in elinizdeki hisse senetlerinin size kayıp değil de kazanç olarak geri dönebileceği ortaya çıktı. Yani önceden diyelim ki 5000 euro'luk bir senediniz varsa şu anda o kaç çarpı? İşte zaman belli değil yani neye göre yapılacağı da belli değil ama onun kat ve kat üstünde bir rakamlara tekamül ediyor. Öyle mi? O yüzden yani, de olarak, evet. Ekonomik değer. Evet. Ve çok da değerli. Hep söylüyorum. El bombası değil. Atıp kurtulalım.
paramızı kurtardık. Evet. Yarın gider 5 liraya tekrar düşer. Hep bu korkuları veriyorlar. Yani aman hemen getirin satın. Evet. Bu şekilde değil. Paranızı yönettirebilirsiniz. Çok değerli. Evet. Değerli. Yani Bera Holding'in zarar etmesi, yani hisse senetlerinin belki inişler çıkışlar olabilir ama şu konumda, şu durumda, şu başarıdan sonra, şu üretimden sonra, Türkiye'de sayılı kar yapan şirketler arasına girmesinden sonra efendim zarar ettirmez gibi, yani ellerinde hissesi olan vatandaşlarla ilgili konuşuyorum. Borsa oynayın, borsaya yatırım yapın diye söylemiyorum ha, yanlış anlamayın. Öyle bir durum söz konusu değil. Yani siz bu yıl 25 yıldan beri, 23 yıldan beri, 20 yıldan beri yatırmış olduğunuz paraları üstüne su içmişti bazıları. Unutmuştu artık, olmayacak demişti. En son mahkeme kararıyla paralar alınıyordu. Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar vardı, örnek karar. O emsal karar üzerinden mahkeme kararlarıyla alıyordunuz. Ama işte şimdi meclisten geçtikten sonra, yasalaştıktan sonra milletin umudu bitmişti. Ama bir başarı var. Ve hisse senetlerinin artışlı değer kazanması var. Sizin de elinizde efendim hisseler var. Yani ortaklık hisseleriniz var. Bunu benim anladığım kadarıyla, avukatım düzeltsin eğer yanlışsam, önce bir kaydı iyileştirmeniz lazım. Kaydı iyileştirdikten sonra siz aynı zamanda delege oluyorsunuz. Yani genel kurullarda oy da kullanabiliyorsunuz. Yönetimi de efendim seçebiliyorsunuz. O hakkınız da var. Doğru mu? Evet, mesela şimdi diğer ortakları gibi belli bir güç, toplu bir güç olduğunda belki de ileride öyle bir şeye imkanı da kavuşacağız. Diyeceğiz ki biz de holding mağdurları olarak burada bir söz sahibiyiz. Evet. Biz de yönetimde olmak istiyoruz. Biz de bu grubu destekliyoruz. Biz de kar dağıtılmasını istiyoruz. Temettü verilmesini istiyoruz. Bu zamana kadar hep sessiz ortak olmuşlar. Seslerinin gür ve bir çıkması gerekiyor. Onun için de kaydileştirmeleri lazım ellerindekine. Öyle midir? Evet. Şimdi net konuşayım. Bir yılda 3.70'den 34.50'ye kadar gelmiş bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Buradaki değişim bu kadar net. Yani bir hisse 3.70'ten 34.50 liraya gelmiş. Bunu da söyledik. Evet, çok eleştirdik kanundan kaynaklı. Neden böyle bir müdahale edildi diye. Belki de bu kadar olacağını ben de tahmin etmiyordum. Bunu da açık yüreklilikle söyleyebilirim. Evet. Bu da Ali Rıza Bey'in ortaya koymuş olduğu yönetiminin başarısıdır. Bunu da kabul etmem gerekir tabii ki yani. Yani performans ve yönetim. Ve çok daha üstüne koyarak da gideceğine inanıyorum. Bu bir geçici bir dönem. Bir son eski düzenin, eski şeyin, kombastan zihniyetinin son çırpınış olarak görüyorum ben. İnşallah çok daha iyiye gidecek ve bu hep acılardan, sorunlardan, sıkıntılardan bahsettiğimiz hikaye mutlu sonla bitecek diye düşünüyorum. Yani o film mutlu sonla sonra gelecek. Yani birbirlerine kavuşacaklar. Evet, birbirlerine kavuşacaklar. Sevenler birbirlerine en sonunda, filmin sonunda kavuşacaklar. Durum öyle geçiyor. Çok acı çekildi. Çok çile çekildi. Efendim Ferhat gibi dağları deldiler. Çöllerde gezdiler. Ama sonunda öyle bir noktaya geldi ki bu da işte Allah'ın adaleti. Sonuçta insanlar mağdur oldular. Mazlum oldular. Ahları var. Haykırışları var. Çoğuna da haklarını helal etmediler. Annelerini babalarını kaybettiler ama sonuç olarak şu anda ortada güzel bir durum var. Yani her ne kadar mahkeme yolu kapanmış olsa da borsa yolu açıldı. Hisse yolu açıldı. Daha da güzel açıldı. Doğru mu? Şimdi bakın benim hep doğru bilgi vermeye çalışıyorum. Kusura bakmasınlar ama bugün bir şey okudum. Haşim Bayram'da bu şirketini güzel yerlere getirdi yazmış. Ya 2012'den beri şirketi yönetmiyor Haşim Bayram. Şu anki başarıyı Haşim Bayram'a yoranlar bile var. Şimdi yani, ayıp olur. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Her ne kadar ben çok kızdıysam da Sayın Ali Rıza Alaboyuna, adam harbiden şirketi güzel yönetti. Borsaya soktu. Bütün önlemleri aldı ve anlattı bunu. Ve şu anda Kombasa'nın hisseleri gerçekten hak ettiği yerde ve bu bizim işimize, bizim vatandaşın işine yaradı. Öyle Haşim Şahinler falan filan şimdi hazıra konmaya çalışmasınlar. Yedikleri yeter.
biraz kenara çekilsinler. Evet. Değil mi? Evet, aynen resim bu söylediğiniz gibi. Ben iyi olacağını düşünüyorum. Sadece şey değil, holding mağdurları tarafı değil. Biraz bahsettiğim gibi yatırımcı tarafını da biliyorum. Evet. Onların da destekleyeceklerini düşünüyorum. İnşallah bu seçim sürecinden sonra başka bir dünya konuşmaya, Ben Holding'in başarılarını eğer şey yaparsa, destek olursa da beni tanıyanlar, bilenler, sözüme güvenenler var ise ben açık açık söylüyorum. Arka kapılarda, arka odalarda işim yok. Ne yaptıysam hep şeffaflık için de yaptım. Ben Ali Rıza Alaboy'unu genel kurulda destekleyeceğim. Ve diğer holding mağdurlarından da bu yönde destek istiyorum açıkça. Şimdi bu kaydileştirme işlemlerini yapan vatandaşlarımızın hemen hisselerini satmalarına veya paraya dönüştürmelerine gerek yok bence. İsterlerse ellerinde tutabilirler. Borsanın gidişatına göre, yükselmesine göre daha sonra satabilirler. Daha iyi kar elde edebilirler. Belki verdikleri paranın çok üstünde fazla para da kazanabilirler. Yani kaydileştirme işlemlerini ellerinde belgesi olanlar. Yani Zeki Bey, orada hemen bir şey düzeltelim. Anlatın, söyleyin. Kaydileştirmek demek, evet, satmak demek değil. Satabilir hale getirmek. Hayır bir dakika, ben siz yanlış. Kaydileştirdikten sonra efendim elde edeceği borsa şeyleri var. Hisse senetleri değil mi? Borsadan. Ya çok açık ve net söylüyorum. Kaydileştirin, yönettirin. En güzeli, en kısa çözümü. Evet. Profesyoneller tarafından yönettirmeniz. Evet. Yani şöyle bir mantık var. Ben sürekli olduğum için işte 40 lira olsun satacağım. Bu iş, evet, böyle yapılmıyor ki. Evet. Bu iş böyle yapılmıyor. Böyle beklerseniz, çok beklersiniz. Bu iş böyle yapılmıyor. Evet. Bunun gideceksiniz, danışacaksınız. Belli lisanslı şirketler var. Kimse artık. Çok biliyorsanız kendiniz de yapabilirsiniz. Benim müvekkilimin damadı var. Çok profesyonel yönetiyor mesela. Evet. Yani bu hisse senetlerini yöneten şeyler de var. Ne diyeyim? Consulting mi onlar? Nedir veya? Portföy danışım şirketi. Evet. Consulting. Almancası consulting. Evet, danışma şirketleri, beratım şirketleri bu konuyla ilgili, borsa ile ilgili. Şimdi o zaman şöyle alalım. Programımızın bir herhalde tahmin ediyorum son kaç dakikası var? 7-8 dakikamız var diye tahmin ediyorum aşağı yukarı. Bu 7 dakikaymış. İyi tahmin ettim. Bu kaydileştirme işlemlerini, yani şu andaki durumu, vatandaşın elinde hisse senedi olanların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, neler yapması gerektiğini bu 7 dakika içerisinde bir daha konuşalım. Niye bu iş şu anda lehine döndü vatandaşlarımızın veya mağdurların, onu bir söyleyelim. Ondan sonra da bittikten sonra da zaten bir elveda deriz diye düşünüyorum. Evet. Evet, şimdi tam özet olarak bir zamanlar sandıklara sakladığınız hisse senetleriniz değerli. Bunları kağıt olarak tuttuğunuz zaman borsada satamıyorsunuz. Bu bir prosedüre tabi. Evet. Bunları Kombastan'a başvurarak Bera Holding hisselerine çevirdikten sonra benim tavsiyem müvekkillerin bunu yönettirmeleri. Kendileri isterler, paraya ihtiyaçları varsa satabilirler. Benim orada bir yatırım tavsiyesi vermem zaten doğru değil. Ben sadece normal hukuki prosedürden bahsediyorum. Bu işlem için bir dava değil, bir şey değil. Bir ya olursa ya olmazsa diye bir şey yok. Bu, evet, iş ortada bir net ve reel bir iş. Bu Konya'da hisse senetleri teslim edildikten sonra ortalama 20-25 günde satılıp paraya çevrilebilecek hale geliyor. Bunu yaparken de avukatlar olanlar avukatlarıyla danışarak, bilen insanlarla beraber, yine söyledim, kaydileştirme işleminden sonra da artık borsada işlem gören bir menkul değer olduğu için benim tavsiyem bir menkul değerler şirketinden danışmanlık alarak en kısa sürede en yüksek menfaatle bu işten çıkmalarının yolu açık. Özetle bu. Yani bu konuda siz yardımcı olma şansınız var mı vatandaşlarımıza? Arasalar, sorsalar, ben, İsmail Bey. Ben, yani böyle durumlar. Evet. Benimle çalışsın ya da çalışmasın. Evet. Hiç kimseden. Ben çalışma mağazında diyorum. Yani sizden bu konuyla ilgili vatandaş
Onlara yardımcı olabilir misiniz? Yani yol göstermek konusunda. STK, evet. Bir taraftan sadece avukat değil, bir STK YUVAHAK der. YUVAHAK olarak, evet. YUVAHAK olarak da doğru bilgiye ulaşmaları için doğru kanallara her zaman yönlendiriyoruz. Ben olurum, diğer meslektaşlarım olur. Bu şekilde doğru bilgi her zaman ulaşabilecekleri platformları kurduk zaten. Bir buçuk, iki yıldır bunun üstüne çalışıyoruz. Buralardan bilgi alabilirler. Tabii ki. Alabilirler, evet. Bu 500 bin eurosu olan, 1 milyon eurosu olan vatandaşlar var hala, biliyorsunuz değil mi? Elinde hissesi olan, yani ortaklık belgesi olan diyelim. Bu vatandaşlar şimdi bu kaydileştirme işlemlerini tek başına yapamayacakları için bir mutlaka onlara bir yol gösteren olmalı. Onlarla birlikte hareket edecek birileri olmalı. Bunlar nasıl hareket etmek zorundalar? Neler yapmalılar mesela? Yani bir şey, vekaletnamesi var. Özel bir vekaletnamesi. Onu hazırlayıp hisse senetlerin asıllarını teslim etmekte şey yapıyorlar. Çekiniyorlar. Evet. Yani biz işte götürüp de kombaslarına vereceğiz senetlerimizi? Evet. Öyle değil. Yani bu zaten çok sıkı denetlenen bir işlem. Evet. Kimsenin sizden hisse senetlerinizi çalma gibi bir durum yok. Ama aman dikkatli olun. Yani hep söyledim, ortadaki paralar çok büyük rakamlar. Bunu kötü niyetli olarak kendi çıkarlarını kullanacak insanlar var, oluyor, sürekli duyuyoruz. Siz de duyuyorsunuz, evet. Ben de duyuyorum. Bunlara karşı dikkatli olsunlar. Bunun hesabı kitabı belli, açık. Kimse kimseden, kombastandan çok özel beceriler falan gösterip para falan kurtarmıyor. Böyle bir şey yok. Aman kombasandan paranızı kurtarıyoruz diye reklam yapıyor adam. Evet. Ben 13-14 yıldır bu işi yapıyorum. Ne yapıyormuş kombasandan para kurtarıyor? Bir soralım bakalım dedik yani. Ya bir işte son mahkeme yoluyla kurtarılıyordu. Onun da önüne Anayasa Mahkemesi geçti. Daha nasıl kurtarıyorsun yani? Mahkeme kararı, Yargıtay kararının önünde ancak böyle bir şey. Ama sonuçta şuna dikkat etmeleri lazım. Ellerindeki hisselerini veya ortaklık belgelerini insanlara veya bu işi piyasadan toplayanlar var. Sakın bunlara kanmayın. Yine zarar etmeyin diyor avukatım. Ben de söylüyorum, ben de duydum. O yüzden işlemlerinizi yaparken bari bu sefer en az zararla kurtulun. Yani sonuç olarak elinize geçecek, sizi de mutlu edecek belki bir meblağ elinize geçecek. Sizin bir yaranıza merhem olacak bir para elinize geçecek, yüklü bir miktar. Eğer satarsanız, ama satmazsanız da paranızı yönettirin. 20 seneden beri kaybettiniz. Bari 5 senede, 10 senede inşallah ne olur? Belki o kaybettiklerinizi kazanırsınız. Doğru mu? 5 sene, 10 sene çok şey... Ya ben afaki söyledim öyle. 1-2 senede, 5-6 ayda, 1 senede olabilir. Ya, değil mi? Yani... Tabii ki bu mümkün. Evet. Peki. Görünen o, evet. Peki İsmail, Sayın Engin İsmail Köse, değerli avukatım, programın sonuna geldik. Sizin için isimlerimden bir tanesinden şey yapacağım, felaket edeceğim. Sonra diyorsun. Evet. Evet, güzel oldu. Ben tahmin ediyorum vatandaşlarımız anladı mevzuyu. Ama önümüzdeki haftalarda tekrar biz Sayın Avukatım'la bir araya geleceğiz. Bu konunun gelişmeleriyle alakalı, yönetim kurulu seçimleriyle alakalı. Bakalım yeni gelişmelerde neler olacak? Artık üzülmenize gerek yok. Bu işi bilenlerle birlikte hareket edin. Efendim, sizi hem hisselerinizi hem de borsadaki hisselerinizi yönetsinler. YUVAHAK diye bir Sayın Avukatımızın ve avukat arkadaşlarının bulunmuş olduğu bir site var, sosyal medya, orada bu kurulu bir dernek aslında. Oradan da kendileriyle irtibata geçip bu konuyla ilgili nasıl yol izleyeceğiniz konusunda bilgi alabilirsiniz. Doğru mu? Evet. Doğru. Ya bizim her zaman üstüne basa basa söylediğimiz şey şu. Benim buradaki bu evet. olayın en başından beri en sıkıntılı olan nokta, evet. hep eskiden yaptı. Kombas'tan bir yalan çıkarttı, bir rivayet attı ortaya. İnsanlar getirdiler, zararını sattılar hisselerini. Evet. Buradaki en önemli nokta insanlara doğru bilgi vermekti. Evet. Maalesef bu şeyin yapısını çok iyi bildiğim için ben, ortakların yapısını, her söylenene kanıyorlar.
kanmasınlar. Doğru bilgi alabilecekleri platformlar var artık. Koyuyoruz, araştırıyoruz. Yeni değişiklikler olduğu zaman onları sunuyoruz. Bakın her türlü her gelişmeyi birebir 5 gün sonra, 10 gün sonra doğrudan alabilecekleri yayınlar yapıyoruz burada. Tek amacımız onların bu işten sağ salim çıkması. Evet, iki hafta sonra büyük bir ihtimalle sevgili seyirciler İsmail Engin Köse ile değerli avukatımız da yine bu konuyla ilgili bir araya geleceğiz. Efendim kendisine teşekkür ediyorum. Neredesiniz? İstanbul. İstanbul'da mı? İstanbul'a, şehri şahaneye, şehirlerin sultanına selam gönderiyoruz. Kucak dolusu selamlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar İsmail Bey. İyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bir hukuk masasının daha sonuna geldik. Umarım güzel bilgiler verdik sizlere. Yüreklerinize biraz olsun su serpilmiş olduğunu hissediyorum. Her şey bitmemiş demek ki efendim, mazlumun yardımına her zaman bir yaradanı koşuyor. Yani Allah sizin yine yardımınıza koşmuş. Bu ahlarınız vahlarınız ulaşmış yerine. İnşallah güzel günler sizleri bekliyor. En azından paranızın belli bir bölümü de olsa geri alma şansınız doğdu. Evet sevgili seyirciler, önümüzdeki hafta yine aynı saatte buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın efendim.